Habertürk'te para gündemle karşınızdayız. Günaydın haftanın ikinci gününden. Bu bölümde Ankara'dan yansıyanları, gündemin sıcak başlıklarını aktaracağız. Ekonomiye de geniş bir pencere açacağız. Güne birlikte hazırlanacağız. Önce günün başlıkları diyeceğiz. Biliyorsunuz 14 Haziran bekleniyordu. Günlerdir Cumhurbaşkanı Erdoğan-Biden görüşmesi ve NATO zirvesinde liderlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları, oradan çıkacak sonuç merakla izleniyordu. Ekonomi çevrelerinde, piyasalarda da merakla beklenen konuydu bu. Ve dün NATO zirvesi çerçevesinde o beklenen görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan-Biden zirvesi gerçekleşti. Ardından açıklamalar yapıldı. Diğer liderlerle yapılan görüşmelerde de önemli başlıklar var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları arasında. Dolayısıyla bütün bu başlıkları tek tek konuşacağız. Ne çıktı? Bundan sonraki süreçte bizi ne bekliyor? Hepsini değerlendireceğiz. Önce günün özeti diyelim, sırayı bozmayalım. Ardından devam edeceğiz ayrıntılarla. NATO üye ülkelerin liderleri uzun bir aranın ardından ilk kez yüz yüze görüştü. Zirve sonrasında ortak deklarasyon yayınlandı. Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkılarımızı artırdık. Suriye'den Türkiye'yi vurabilecek veya tehdit edebilecek füze atışlarına karşı müteyakkuz olmaya devam ediyoruz denildi. Ortak deklarasyonda Amerika'nın çekildiği Afganistan hakkında bölümler de yer aldı. Gözlerin çevrildiği Kabil Havalimanı için ittifakın geçici finansman sağlayacağı belirtildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir açıklama yaptı. Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa Amerika'nın desteği büyük önem arz ediyor dedi. Kabil Havalimanı'nın güvenliğinin nasıl sağlanacağı zirve sonrası Stoltenberg'e soruldu NATO Genel Sekreterine. Görüşmelerin sürdüğünü söyleyen NATO Genel Sekreteri Türkiye kilit rol oynuyor dedi. NATO zirvesinde 2030 konseptinin kabul edildiği de açıklandı. Bu planda Rusya ve Çin tehdit olarak gösterildi. Buna işaret edildi. Amerikan Başkanı Biden da zirve sonrası değerlendirmelerinde Putin'i dişli bir rakip olarak nitelendirdi. Dolayısıyla zirve, NATO üyesi ülkelerin liderlerini bir araya getiren zirvenin sonuç bildirgesinde Türkiye'ye de birçok konuda destek noktasında görüşler yer aldı. Afganistan, Çin ve Rusya ayrı başlıkları halinde değerlendirildi. Bu NATO zirvesinin sonuç bildirgesiydi. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle kritik görüşmeler de gerçekleştirdi. Buradan çıkan sonuçlara bakalım. İlk görüşme Fransız mevkidaşı Macron'laydı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Suriye ve Libya konusunda müşterek çalışma yapılabileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı, görüşmelerimizi devam ettireceğiz dedi. Erdoğan'ın bir diğer önemli görüşmesini Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'le yaptığı görüşme oluşturdu. Bu görüşme 55 dakika sürdü. Erdoğan iki ülke ilişkilerini üçüncü kişileri karıştırmama kararı aldıklarını da ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel'le de bir araya geldi. Almanya hükümet sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre Erdoğan Merkel Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve Kıbrıs sorununu ele aldı. Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Johnson'la görüşme. Dolayısıyla Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la yapılan görüşmelerden sonra gelen açıklamalar böyleydi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Biden arasında beklenen zirvede dün gerçekleşti. Tüm ayrıntıları dinlediniz, yorumları da dinlemeye devam ediyorsunuz. İki lider NATO toplantısı sonrası ilk kez yüz yüze görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmenin yararlı ve samimi geçtiğini söyledi. Türkiye-Amerika ilişkilerinde çözülemeyecek hiçbir mesele yoktur. Böyle düşünüyorum dedi. Erdoğan'a S-400 konusu da soruldu. S-400'de bizim düşüncemiz daha önce neyse aynı düşünceyi Sayın Başkan'a ifade etti. Bundan sonraki süreçte Dışişleri, Savunma Bakanlarımız muhataplarıyla görüşmek suretiyle bu süreci inşallah sağlama bağlayacaklardır denildi. Yani S-400 konusunda Dışişleri ve Savunma Bakanları
bir süreçte beraber görüşecekler, birlikte yol alacaklar. İnşallah biz de sonuca bağlayacağız dedi Cumhurbaşkanı. Erdoğan'a Biden'ın 24 Nisan 1915 olaylarını soykırım olarak tanıması da hatırlatıldı. Görüşmenizde gündeme geldi mi diye soruldu. Cumhurbaşkanı gülerek yanıt verdi. Hamdolsun gelmedi dedi. ABD Başkanı Biden ise Erdoğan'la çoğu baş başa olmak üzere pozitif ve verimli bir toplantı yaptık. Türkiye ile gerçekten ilerleme kaydedeceğimize eminim dedi. Biden'ın zirve sonrası ABD Başkanı'nın yaptığı açıklamada böyleydi. Yani görüşme sorunlara rağmen olumlu bir havada geçti. Bu Amerika-Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı mı? Bütün bu konularda tartışılmaya devam ediyor. Özellikle ekonomi ve ticari ilişkilere ayrı bir başlık açıldı. Biz de bakacağız bu cepheden. Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü, Ankara-Kahire ilişkilerinin kademeli şekilde ilerleyeceğini söyledi. Bir yandan Mısır'ın bir takım talep ve beklentileri var. Bu durum Türkiye tarafından dikkate alınırsa zorlukların üstesinden gelinir dedi. Nedir Mısır'ın o talepleri? Bir gündem başlığı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın döviz rezervinin 100 milyar dolara ulaştığını söylemişti, hatırlayacaksınız. Siyasette bir kez daha rezerv tartışması yeniden başladı. CHP ve İyi Parti Merkez Bankası rezervinin eksik olduğunu söyledi. Resmi rakamları ortaya koyan AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu ise Cumhurbaşkanımız net resmi rakamları ortaya koyan bir mercidir. Bu konuda herhangi bir şüphe söz konusu değildir. Durum nettir açıklaması yaptı. Muhalefet erken seçim çağrısını da yinelemeye devam ediyor. CHP sözcüsü Faik Öztürk, getirin sandığı, kapansın haram kapıları dedi. Tatlıoğlu ise İyi Parti'den hızla milli iradeye başvurulması gerektiğini inanıyoruz ifadelerini kullandı. Dolayısıyla erken seçim, sandığı getirin, rezerv tartışmaları, Kanal İstanbul'a varan tartışmalar iç siyaset gündemini oluşturuyor. Bir yandan da dün itibariyle bu zirveden çıkan sonuçlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar üzerinden de tartışmalar devam ediyor muhalefet cephesinde. Şimdi hem zirveyi daha detaylı konuşacağız ve bu zirvenin sonuçlarının, açıklamalarının Ankara'da yansımaları neler, ona şimdi bakacağız. Ekonomiye pencere açmadan önce Habertürk TV Ankara temsilcisi Sibel Erdem karşımızda Ankara'da. Günaydın Sibel. Ankara'dan da günaydın Ebru Baki. Gözler bu zirvedeydi. Amerika-Türkiye ilişkilerinde ciddi bir gerginlik de söz konusuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'a bunun nedenini soracağız demişti. Hareketinden önce açıklamalar yapmıştı. Burada dün konuştuk. Ve o beklenen zirve uzun bir aradan sonra Türkiye-ABD arasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan-Biden arasında gerçekleşti. Ben bir özetini yaptım. Şimdi Cumhurbaşkanı dedi ki bizim birlikte yol alacağımız konular, yani olumlu ilerleyecek konular, sorunlu konulardan çok daha fazla dedi. Verimli bir görüşme oldu. Amerika ile yeni dönem başlayacak ifadelerini kullandı. Amerika ile yeni döneme işaret etti. Gayet verimli, samimi bir havada gerçekleşti dedi. Biden da benzer açıklamaları yaptı. Dolayısıyla S-400 konusu, F-35 konusu, diğer sorunlu başlıklar bir sürece bırakılmış görünüyor. Daha olumlu taraflarda da Afganistan gibi, ticari ilişkiler gibi, yatırımlar gibi daha hızlı yol alma hedefleniyor. Doğru mu algıladım? Ankara nasıl değerlendirdi? Evet Ebru Baki, evet, aslında Ankara da aynı şekilde değerlendiriyor. Yani senin bu yaklaşımın ve özetin aslında doğru. Benim de yaklaşımım bu şekilde. Sorunlu meseleler var, sorunlu başlıklar var. Bunlarla ilgili olarak aslında taraflar pozisyonunu koruyor. Ama bununla birlikte bu sorunlu meselelerin çözümü konusundaysa bir diyalog mekanizmasının geliştirilmesi konusunda da taraflar mutabık kaldı. Senin de söylediğin gibi o sorunlu başlıklar S-400 olsun, ABD'nin YPG'ye desteği ve Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye verdiği destek konusundaki pozisyonları her iki tarafta koruyor. En azından açıklamalarda bunu gösteriyor. Ama yine aynı şekilde sorunların çözümü konusunda bir iradenin olduğunu da görüyoruz. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı o ifade, ABD ile çözülemeyecek hiçbir sorunumuz, bir meselemiz yok ifadesi bunun bir göstergesi. Dediğimiz gibi bu sorunlu meseleler aslında
paranteze alınmış durumda ve önümüzdeki süreç içerisinde de bu sorunlu konuların, sorunlu başlıkların bu diyalogla, diplomasi yoluyla tekrar ele alınmasını, en azından çözüm arayışlarını göreceğe benziyoruz. Sorunlu başlıkları tekrar dönecek olursak, S-400 meselesi demiştik. Bununla ilgili olarak nasıl bir yol haritası izlenecek? Bu konu gündeme geldi mi? Bu konunun aslında masaya geldiğini, gündeme geldiğini görüyoruz. Çünkü yine bununla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklama var. Erdoğan S-400'lerle ve F-35'lerle ilgili aynı noktadayız ifadesini kullandı ve söylenmesi gerekenleri söyledik dedi. Bununla ilgili olarak aslında bundan sonraki süreçte konunun Savunma ve Dışişleri Bakanlarına havale edildiğini de anlıyoruz. Bununla ilgili görüşmelerin her iki ülkenin bakanları düzeyinde yürüyeceğini anlıyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yönde bir açıklaması da vardı. Ayrıca ABD Başkanı Biden da ekipler arasındaki görüşmeler sürecek demişti. Peki bu konuda gerçekten bir ara formül bulmak mümkün olacak mı? Bunuysa bize zaman gösterecek, ama bu konuyla ilgili olarak müzakerelerin ve görüşmelerin süreceğini anlıyoruz açıklamalardan. ABD'nin YPG'ye verdiği destek konusunda ki rahatsızlığın da yine sürdüğünü görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına bu ifade yine yansıdı ve buradan da aslında şu sonuca da varıyoruz. ABD'nin bu konudaki tavrında da bir değişiklik yok denilebilir. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan dediğim gibi basın toplantısında bu konudaki eleştirilerini sürdürdü. Teröristler arasında ayrım yapılmamalı. PKK ve YPG'ye destek artık sonlandırılmalı dedi. Bu da yine çok net bir mesajdı. Bu iki konuyla ilgili olarak aslında taraflar arasındaki görüş ayrılıkları devam ediyor demek mümkün. Senin de söylediğin gibi masaya gelen ve aslında ön mutabakat sağlanan bir diğer başlıksa Afganistan konusu oldu. İki ülke arasında işbirliği yapılabilecek konulardan birisi olarak gözüküyor. Ekonomi ve ticaretin yanı sıra ticaretle ilgili olarak da yine senin belirttiğin gibi ticaret hacminin artırılması amaçlanıyordu. Bu iki konu işbirliği alanları olarak ortada duruyor ve öyle görünüyor. Afganistan'la ilgili olarak yine nasıl bir yol haritası izlenecek, bir ön mutabakat var ama bu mutabakatın detayları ne olacak? Henüz onlar çok net değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı yine, zira Afganistan'dan çıkmamız isteniyorsa, özellikle çıkmamamız isteniyorsa, zaten Afganistan'daki Kabil havaalanının korunması için Türk Birliği oradaki görevini sürdürüyor ama Amerika askerlerini Afganistan'dan çekme kararı almıştı. O çekme adımları başladı ve 11 Eylül'e kadar da o çekilmenin tamamlanması bekleniyor. İşte ondan sonraki süreçte orada Türkiye tek başına mı kalacak, başka ülkelerin desteği gelecek mi? Bu merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bununla ilgili olarak belli bir desteğin verilmesi isteniyorsa diplomatik, lojistik, bunun yanında mali konularda Amerika'nın vereceği destek önem arz ediyor dedi. Ayrıca Taliban faktörüne de işaret etti yine Cumhurbaşkanı Erdoğan. Taliban gerçeğini bir kenara koymak mümkün değil ifadesini kullandı. Macaristan ve Pakistan'ı yanımıza alma düşüncemiz var dedi. Yine dediğim gibi bununla ilgili Afganistan konusunda bir ön mutabakatın olduğunu görüyoruz ama bununla ilgili olarak da müzakerelerin süreceğini anlıyoruz. Hem iki ülke arasında hem de yine NATO çerçevesinde bu görüşmeler devam edecek. Bu Afganistan konusundaki ön mutabakat aslında iki liderin yaptığı görüşmeden, bu zirveden çıkan en somut sonuç diyebiliriz. Macaristan ve Pakistan'a da işaret etti orada Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir de NATO ortak deklarasyonuna da girmiş. Hem Afganistan hem de Türkiye'nin kaygılarına, NATO'dan destek, güvenlik kaygılarına destek çağrısı da vardı. O da deklarasyona girmiş. Hem Afganistan konusu hem Türkiye'nin güvenlik tedbirlerine katkı konusu.
Evet. NATO Genel Sekreterinin yaptığı o açıklamada da yer almıştı. Az önce sen de onu aktardın. Yani Türkiye'nin orada kilit rol oynayacağına işaret etmişti, oynadığına işaret etmişti NATO Genel Sekreteri de. Dediğimiz gibi bu konuyla ilgili aslında bir ön mutabakat var ama bu nasıl şekillenecek bunu da önümüzdeki süreçte göreceğiz. Türkiye o beklediği desteği alabilecek mi ABD'den? Özellikle işte o diplomatik, mali ve lojistik konularda sağlanacak destek Türkiye'nin oradaki gücünü ve varlığını daha net bir şekilde ortaya koyacak, belirleyecek diyebiliriz. Bunlar dün iki liderin yaptığı görüşmede konuşulan, dile getirilen konulardı. Bir de dile getirilmeyen, konuşulmayan bir konu oldu. O da tartışma yarattı. 1915 olayları. Bununla ilgili olarak basın toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir soru yöneltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise o soruya verdiği yanıtta hamdolsun gündeme gelmedi dedi. Bu da yeni bir tartışmaya neden oldu. Zira çünkü Cumhurbaşkanı Brüksel'e gitmeden önce 1915 olaylarını ABD'nin soykırım olarak nitelendirmesini eleştirmiş. Ankara'nın tepkisini bir kez daha net bir şekilde ortaya koyarken bu konuyu gündeme getireceğini ifade etmişti. Bu bir gün önceki açıklamaysa bu görüşmede bu konunun gündeme gelebileceği beklentisini artırmıştı. Ama basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan hamdolsun gündeme gelmedi ifadesini kullanınca sosyal medyadan özellikle muhalefet partilerinden ilk tepkiler geldi. O tepkiler de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştiriler vardı. Hem CHP hem Memleket Partisi hem de Gelecek Partisi'nden açıklamalar geldi ilk etapta sosyal medya üzerinden. CHP'li Özgür Özel bunun gündeme gelmemesini diplomatik beceriksizlik olarak yorumladı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise hamdolsun bu konu gündeme gelmedi demek acziyettir ifadesini kullandı. Bu konunun gündeme gelmesi gerekirdi dedi. Yine Muharrem İnce de Türkiye'nin dış politikadaki tezlerini ve tarihini savunmanız gerekirdi ifadesini kullandı. Bu konuyla ilgili tartışmalar aslında bugün de süreceğe benziyor. Zira bugün mecliste grup toplantıları var. Özellikle CHP grup toplantısında yine Erdoğan-Biden görüşmesinin yankılarına ilişkin değerlendirmelerle birlikte özellikle bu 1915 olaylarıyla ilgili tartışmanın sürmesini bekliyoruz. Ayrıca MHP'nin de yine grup toplantısı var. MHP grup toplantısında da Bahçeli'nin Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulunmasını bekliyoruz. Başkent gündeminden öne çıkan notlar bu şekildeydi Ebru Baki. Bir de masada bir kitap, Cumhurbaşkanı Erdoğan kitapla gitti sanırım. Böyle hani beden dili, oradaki temaslar, atmosfer de çok konuşulur. Oradan aktaracaklarında varsa kısaca sanırım Türkiye'nin terörle mücadelesini anlatan bir kitap olduğunu düşünüyorum. O görüşmede de masadaydı. Bu kitap Biden ABD Başkanı'na evet, bu mücadeleyi daha detaylı görsün diye iletildi herhalde Cumhurbaşkanı tarafından. Evet, aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden görüşmesinden yansıyor o görüntü ama Cumhurbaşkanı Erdoğan o kitabı, o kitapçığı sadece Biden'a değil NATO zirvesi kapsamında görüştü. Diğer liderlere de verdi. O kitap Türkiye'nin terörizmle mücadelesini anlatıyor. Üç bölümden oluşuyor. FETÖ, YPG, PKK ve DAEŞ'le mücadele ve Türkiye'nin bu terör örgütleriyle mücadelede yaptıklarını anlatıyor anlatılıyor o kitapta. Ayrıca özellikle YPG ve PKK konusuna da geniş yer verildiğini biliyoruz o kitapta. Batı'nın bu terör örgütlerine sağladığı desteğe yönelik eleştiriler çeşitli belgelerinde yer aldığı bilgisine sahibiz o kitapla ilgili olarak. Tabii Türkiye'nin bunu masaya koyması da aslında yine Türkiye'nin ve Ankara'nın bu konudan Batı
Batı'nın bu terör örgütüne verdiği destekten duyduğu rahatsızlığın en net bir biçimde göstergesi. Ankara hem tezlerinin arkasında durmuş oluyor hem de bunu kanıtlarıyla muhataplarına bir kez daha iletmiş oldu Ebru Baki. Teşekkür ediyorum Sibel Erdem. Kolay gelsin diyorum. Yarın sabah görüşmek üzere. Ankara'da tabii ki bu zirvenin sonuçları, gelen açıklamaların yankısı başladı. Dolayısıyla grup toplantıları var. Bugün ve yarın devam edecek. Orada da yansıyacaklar var. Muhalefetin gündemini biraz önce aktardım. Buna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve oradaki tartışmalar da eklenecektir muhakkak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu arada Bakü'de aynı zamanda 2 günlük bu ziyarette Şuşa'yı da ziyaret edecek. Ermeni işgalinden 30 yıl sonra kurtulan kritik önemli bir bölge Dağlık Karabağ'da. Bu ziyaret sonrası, 2 günlük bu ziyaret sonrası Türkiye'ye dönecek ve Antalya'da yine bir zirveye katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama en önemli kısım NATO zirvesi, özellikle 14 Haziran'a ilişkin liderlerle ve ABD Başkanı Biden'la yapılacak görüşme kritik önemdeydi ve bugün itibariyle o açıklamaları değerlendiriyoruz. Habertürk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas'la da birlikteyiz. Ekonomiye pencere açacağız ama şimdi olumlu... Çarşamba günü milli maç var biliyorsun. Çarşamba, evet. Maçı da izleyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın. Sonra dönecek değil mi? Evet, doğru. Evet. Milli maç var. Milli takımımız sahaya çıkıyor. Galler'le evet. İkinci maçını yapacak. Galler'le. Bakalım ne olacak. Umarım kazanırız bu sefer. İnşallah. İtalya'daki dost topraklarda olmaz. Kazanabiliriz. Daha belki daha taraftar gücü yüksek olabilir. Aynen tabii. Dost evet. Azerbaycan'da evet. Bakü'de. Daha farklı olabilir. Daha farklı olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı zamanda Aliyev'le maçı izleyecek. Evet. Peki şimdi piyasalarda, ekonomi çevreleri de günlerdir ilişkilerin gergin sürdüğü Amerika ile, Amerika'nın yeni başkanı Biden'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teması ve nasıl bir sonuç çıkacağını merakla bekliyordu. En somut sonuçları aktardı zaten Sibel'de, dünden itibaren de aktarılıyor. Amerika PYD'ye desteği sonlandırmalı. İyi terörist, kötü terörist olmaz. Bu ikircikli tavır sona ermeli. Bu mesajı net olarak ilettik dedi. Aynı zamanda Biden'la görüşmemiz yapıcıydı dedi. S-400 meselesi, F-35 meselesi, bunları bakanlarımız görüşecek karşılıklı ve biz inşallah bir sonuca ulaştıracağız, sonlandıracağız dedi. Ama bizim ilişkimizde olumlu taraflar olumsuz taraflardan çok daha fazla derken hem Afganistan konusu hem de ekonomik ilişkileri ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkartılmasını hedefe koydu Cumhurbaşkanı. Yani yine geldik ekonomik ilişkiler, ticari ilişkiler ve bunların ortaklığının diğer konulara yansıması gibi bir sonuç ortaya çıktı. Doğru mu algıladım? Evet, şu anda 22-23 milyar dolar, 100 milyar dolar hedefi evet. Yeniden ivme kazandı. Evet, öyle belki, evet yani bu çok hani yakın zamanda olmasa bile şunu söyleyebiliriz. Aslında Amerika'nın pandemiden hızlı çıkışı biraz buna etki etti. Aslında Amerika son 2-3 yıldır Amerika ile ticaretimiz gelişiyor. Yani şöyle ki sıralamalar bakıldığında işte 7. sıralardan şu an yani bu Nisan yanılmıyorsam son rakamlar vardı. İkinci sıraya geldi. Yani Amerika Almanya'dan sonra şu an 4,5 milyar dolarla yanılmıyorsam Amerika Almanya'dan sonra ikinci sırada. Tabii bu sıçramanın bir sebebi Amerika'nın pandemiden çok daha hızlı çıkması. Yani oradaki açılmaların, oradaki aşı hızının sebebi nedeniyle oralarda bizim oraya ticaretimiz daha hızlı arttı Avrupa'dan. Dolayısıyla biz Avrupa'da işte İngiltere mesela daha geç açıldı. Dolayısıyla ikinci sırada İngiltere varken Amerika İngiltere'ye geçerek 4 aylık ihracatta ikinci sıraya geldi. Şimdi dolayısıyla hani bu olur mu olmaz mı önemli değil ama sonuçta burası yani katma değeri yüksek ürünlerin ihracatını becerebilecek. Amerika'ya da Amerika çünkü böyle ürünler daha çok hani alıyor çünkü ham madde Çin'den alıyor vesaire ama biz bu şekilde belki ilerleyen yıllarda bunu sağlarız. Ama tabii bunlardan daha önemli şeyler var yani en nihayetinde. Bunu sağlamak için öncelikle doğru bir siyasi ilişki kurmak gerekiyor. Yani Amerika ile ki doğru aynı dilden belki ya da benzer dillerden konuşmak gerekiyor. Ya da ciddi bir ekonomik ivme yakalayıp bunun siyasete yansımasını sağlamak ama gerekiyor. Ama yani dünkü zirvede görünen şu ki öncelikle biz Avrupalı partnerler buna yani özellikle Afganistan konusunda Türkiye'nin Türkiye ile ihtiyaç duyuyor olmaları ya da bunu deklar ediyor olmaları açısı belki hani bu zirvenin
kazanımı gibi görünebilir. Ama en nihayetinde Türkiye kritik ülke. Bu ama işte neden savunma ihtiyacı duyulsa Türkiye kritik ülke oluyor. O zaman ama işte göçmenler sorunu olduğu zaman Türkiye kritik nokta ülke oluyor. Ya da terörle oluyor. Mücadele. Dolayısıyla bunların kendilerine güzel hatırlatılması gerekiyor. Çünkü biliyorsun ki işte Türkiye topraklarında milyonlarca mülteciyi barındırıyor. Onlara bakıyor vesaire, ya da bakmasa bile tam anlamıyla hani yani sınırından dışarı atmıyor. Elinden geleni yapıyor. Yani toplum da buna destek veriyor. Hem hükümet bir şekilde bir katkı sağlıyor. Toplum da bir şekilde absorbe ediyor. İşte bunlar tabii bütün şey anlamına bakıldığı zaman Ebru, bana kalırsa yani bu zirvenin kazanımlarını daha sonra göreceğiz herhalde. Ama bu şunu görmek gerekiyor. 7 ay önce başkan olmuş bir Biden var. 7 aydır bir Amerika ile bu üst düzeyde telefon dışında bir görüşme olmamış. Dolayısıyla bu zirvenin önemini arttıran ve soykırım ifadesi kullanmış. Evet. İlişkileri iyice gerilmiş. Evet. Ve daha önceki biliyorsun seçimden önceki ifadeleri var. TYD'ye, PG'ye destek artmış, bütçe onaylanmış. İşte, böyle bir ortamda tüm bu yaptırımlar gündeme gelmiş. Yani çok yüksek beklentiler oluşturuldu tabii piyasada da. Ama ötesinde bakıldığı zaman bana kalırsa verilen mesajlar olağan bir NATO zirvesi sonrasında çıkabilecek mesajlar. Bundan sonra artık o ikili ilişkilerde bakanların görüşmelerinden gelecek olan bilgiler bana kalırsa piyasa daha çok bunları veya yapılacakları görerek hareket edecek. Ama geçen haftadan bu yana bakıldığı zaman hatırlarsın işte doların geldiği seviyeyi konuşmuştuk seninle. Akşam verileri şimdi de. Yani 8.50 mertebesine kadar işte bir şey var, yükseliş var. Yani 8.30'lardaydı. 35, evet. 34'teydi dün mesela. Hatta evet. 8.30'un da altını görmüştü. Şimdi 8.46. Şimdi verileri açmadan önce bir şey daha sormak istiyorum. Rusya ile ilişkilerde Türkiye sadece S-400 değil, nükleer santral anlaşması, petrol boru hatları, işte diğer anlaşmalar, hepsini topladığınızda turizm, ticaret, birçok konu var. Yani ekonomik anlamda da çok ciddi bir işbirliği ve Rusya'nın Türkiye'de ciddi yatırımları söz konusu. S-400'de başlıyor, nükleer santrallerle, diğer yatırımlarla devam eden. Evet. Şimdi Amerika ile ticaretin geliştirilmesi bu noktada Rusya'nın ekonomik ağırlığını da biraz yani hızını keser mi, yoksa biz bu aslında projeler... oradan satın aldığımız doğal gazın değil, aslında dış ticaret dengesi açısından hep açık veriyoruz Rusya'ya. Yani ama tabii komşu ülke. Dolayısıyla komşu ülkeyle ticaretimizi zaten hani en üst düzeyde iyi tutmamız lazım ki en avantajlı olduğumuz yer orası. Ama bu ticaretimize politika çok giriyor. Yani Rusya yeri geldiğinde biz Ukrayna'ya bir destek veriyorsak ya da ölçüde... Vardı Ukrayna NATO. İşte yani onu gördüğü nokta itibariyle bir ülke daha katılıyor. Domates almayı kesebiliyor mesela. İşte turistleri daha geç gönderebiliyor mesela. Dolayısıyla Rusya yani yönetim biçimi itibariyle de siyasetten çok etkileniyor ekonomik kararları. O yüzden aslında bizim açımızdan aslında sürdürülebilir. Yani evet, komşumuz, yapacak bir şey yok. Yani hani belki sınır komşumuz değil ama yani biz Karadeniz'inki tarafında ilk bir ülkeyiz yani. Öyle bakıldığı zaman hani bundan vazgeçecek halimiz yok, kötü olamayız. Bir sürü ortak yarışımız var ama ortak olamadığımız ve anlaşamadığımız da çok konu olacak. Dolayısıyla bence ilişkileri düzeyinde ve tadında tutmak lazım. Yani samimiyeti de belli bir noktada tutmak lazım ki yoksa karşı çıkabileceğimiz mesafeli noktada samimiyet evet, çünkü karşı çıkamıyoruz yoksa. Evet, dolayısıyla maalesef zarar görüyor ekonomi o anlamda. Evet. Yoksa hatırlarsan biz rubleyle ticarete başlamıştık vesaire. Ne oldu? Evet. Çoğu hani hayata geçemedi. Yani TL ruble çalışacaktı biliyorsun. Çok az çalıştı. Olmadı. Olsa mesela bizim açımızdan, cari açık vesaire açısından dolar bağımlılığımız daha azalacak aslında. Keşke olabilseydi. Keşke. Ama işte bunlar hep siyaset bağıntılı konular. Ama dediğin gibi yani ben hani Amerika bugün... ABD ile ticaret gerçekten yatırımlar vesaire artabilirse o siyasi gündeme de yansıyabilir. Bu şöyle benziyor biraz aslında. Yani nasıl NATO zirvesinde Çin konuşuldu? Yani Çin bir tehlike mi? Ekonomik olarak ya da siyasi olarak. Merkel'in güzel bir lafı var. Yani Çin evet belli noktalarda sistematik bir şey olabilir ama yani ekonomik partnerimiz dedi. Yani bir yandan da. Tuttu, sonra dedi ki daha Rusya daha tehlikeli dedi mesela. Yani şimdi bunlara bakıldığı nokta itibariyle yani biraz bizim şeyimiz o yani. Hani şimdi Rusya siber saldırıdan bayağı çekiniyorlar. Siber suçlardan o da geliyor. Tabii son 20 yılda siber yani bu alanda özellikle İranlılar, ya Ruslar, rahatsızlık var yani. İsrailliler bu alanda, yazılım alanında ve siber konuda çok ileri gittiler. Dolayısıyla hani Amerika'nın Çin de öyle keza. Dolayısıyla hani insan bir taraf sanayide çok ilerideyken öbür taraf yazılımla aslında çağı yakalamış durumda. Dolayısıyla evet korkuyor olabilirler. Ve hani bizim de bundan endişelenmemiz gerekiyor bu arada. Çünkü biz de açıkçası bu konuda bütün yani, dünya açık. Evet,
çeşidi. Evet, tehdit açısı. Peki veriler neden tekrar 8.50'ye geldi dolar kotasyonu? 1454 borsada yükseliş vardı. Burada aslında dolar yurt dışında euro karşısında değer kaybetmesine rağmen bizde dolar daha bizde yükseldi. Yani eğer belki dünkü seviyesinde olsaydı parite daha da üstten çıkardı dolar. Yani 8.50'yi geçerdi. Tabii. Dolar biraz düşünce de kalmış 8.50'den. Yani parite etkisi biraz azalmış. Evet, orada etki var. Ama şunu söylemek gerekiyor. Bir kere beklenti mi satın alındı? Ama işte beklenti gerçekleşti. 7 aydan beri görüşü. Evet. Birinci sebep bu olabilir ama esasen şu. Dünkü zirveden beklenti öyle bir noktaya getirildi ki yükseltildi. Yani sanki tüm sorunlarımız bir anda bu zirve sonrasında ulaşılacak ya da bir sonuca varılacak şeklinde algılandı ve dolayısıyla dolar işte zirveye kadar biliyorsun. Beklenen akşama kadar. Beklenen buydu, bu oldu aslında. Şimdi tabii makul beklentiler buydu. Biz de bunu bekliyorduk. Ama sonuçta piyasada bunu speküle ediyorlar, bunu zaten konuşuyorlar. Zaten satın alınmıştı, beklenti gerçekleşti. Daha da aşağı satıldı. İndirildi. Dün, bugün de aslında bakıldığı zaman bu aslında bir aynı zamanda riskti bu görüşme. Sonuçlarından negatifler de çıkabilirdi. Dolayısıyla bu ortadan kalkmış oldu ve o yüzden de yeni pozisyon açıldı. Şimdi önümüzde zaten iki tane konu var. Bir Fed'in toplantısı, bir de Merkez Bankası. Dolayısıyla yani bundan sonra yatırımcı bu NATO zirvesini tırnak içinde sağ salim atlattı. Artık önümüzde Merkez Bankası ve şeye bakacak, Fed'e bakacak. Fed faiz kararını yarın açıklayacak. Şimdi enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu düşünüyor. %5'e geldi enflasyon 13 yılın zirvesinde ama bu bir yerden düşer diyor. Ama buna katılmayan, bu görüşe katılmayan uzmanlar da var ama Fed bir ön almayacak. Yani aynen tahvil alımlarına düşük faize devam edecek. Avrupa da bunu yapıyor. Sonra bir gün sonra da Perşembe günü 17 Haziran'da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak. Orada bir faiz değişikliği beklenmiyor ama yine açıklamalar çok yakından izlenecek. Evet, yani İki orada merkez yani merkez bankalarının haftası bu. Belki ikisinin de faiz kararı çıkmayacak. Yani düşüşü de artış yönünde muhtemel olmakla birlikte. Ama dediğin gibi önemli olan sözleri olacak. Yani sözlerle hareket ettirebilirler piyasaları. Yani örneğin FED enflasyon vurgusunu fazla yaparsa ya da hani o zaman ertesi gün kalktığımızda Merkez Bankası'nın açıklamalarına bile yansıyabilir bu. Çünkü bir anda yani geçici olmadığını da düşünebiliyoruz diyebilir. Evet, bunları söylediği nokta itibariyle mesela piyasa farklı bir algılar. Dolayısıyla hani o yüzden önce FED çok daha önemli gibi görünüyor bu anlamda. Majör karar çünkü. Tüm dünyadaki piyasaları, fiyatları etkiliyor. Ama Merkez Bankası'nın açıklaması da bence önümüzdeki birkaç aya ışık tutabilir. Yani orada özellikle gıda fiyatları konusunda mesela ben vurgular bekliyorum. Yani oradaki öngörülerini bekliyorum. Merkez Bankası'nın. Şimdi şeye bakıyorum, mısır fiyatları yine yükselmiş. Mısır'da ürün kaliteli değil denmiş. Beklenen kaliteyi karşılamadı. Dolayısıyla bir de ürün kalitesiz. Zaten ürün yok. Evet. Hepten uçmuş fiyatlar yine. Maalesef. Yani gıda fiyatlarında, emtia fiyatlarında bir yükseliş var maalesef. Ama bu hafta NATO zirvesi bitti. Gözler Merkez Bankalarında. Evet, evet. Yarın FED'de, Perşembe günü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda. Euro da onlara inmişti. 10.30'lara geri çıktı. Euro dolar paritesi de 1.21. Euro biraz toparlandı. 1.27 biliyorsun. 1.21'e çıktığı anda dolar bu hareket oldu. Evet. Dolar değer kaybetmedi mi? Evet, evet. Yani. Dolar değer kaybetti. Evet, dolar euro karşısında değer kaybettiği için biz ona rağmen bizde TL yükseliyor. Dolar yükseliyor. Ona rağmen ama parite etkisi. Parite zaten 1.20'lerde olsaydı 8.50'yi aşardı diyorsun. Evet, yani öyle olurdu ama sonuçta dediğim gibi yani tepkinin boyutu aşağı yukarı belli. Haftalık dalgası da 1.5-2 civarında. Ama tabii bizim gibi kuru da dalgalanan olmadı bu arada NATO zirvesi yüzünden. Onu da söyleyeyim yani son 10 günde. Ama bizde bayağı dalgalı zaten her şeyden. Evet. Dalga yaratıyor. 1866'ya indi altının onsu. 1866 dolara indi. Orada 1900 dolar aşmakta çok güç yaşıyor. O da Fed'i bekliyor aslında. O da Fed'i bekliyor. Bakalım ne olacak. Evet. Petrol fiyatları 73 dolar. Bu enflasyon için tabii ki petrole muhtaç ülkeler, petrol ithal eden ülkeler için kötü. 508 lira altının gramı. Orada sert bir düşüş vardı. O düşüş devam ediyor ama sert düşüş 530 liralara göre. Ona göre. Yani ona göre. Yoksa 300'leri gördüğümüz 2 ay öncesine göre değil tabii. altının gramı 330 liraya falan inmişti hatırlıyorsunuz. Evet, evet. Bitcoin'de Elon Musk dedi ki, şimdi Bitcoin dedi. Bir kararını verse iyi olacak. Bir kararını veremedi o. dedi ki Bitcoin dedi, dün de konuştuk. Şimdi eğer enerji dostu
üretim ve yatırım yaparsa dedi, daha çevreci davranırsa dedi, ben de dedi Bitcoin tutmaya ve Bitcoin'le alışverişe Tesla'da devam edeceğim dedi. Zaten Bitcoin'lerimi %10'unu sattım dedi. Ya işte ama bu olmuyor yani, siz ondan satacağım dediğinizde dalma ettiniz. Şimdi %10'unu sattın açıklıyorsunuz. Bu çok önemli. Yani rakam veriyorsunuz. Diğer taraftan da önce diyorsunuz çevreci değil, sonra tepki görüyorsunuz yani bu üreticilerden. Yani Bitcoin yatırımcılarından. Diyorsunuz ki bu sefer de yani çevreci dönerse böyle yaparım. Şimdi tabii diyorum yani yatırımcılar bir süre kulaktan tıkasayı olacak maska. Çünkü gerçekten yani kendi pozisyonuna göre açlamalar biz yapıyor. En azından çevreci yaklaşımlar için bir destek olur belki, öyle bir plan. Onlar da diyor ki bizim diyor yaptığımız diyor dünyanın hani yaptığının şeyi bile değil. Yani göreceli olarak insanların karşılaştırması gerekiyor bunu tabii ki. Yani normal konvansiyonel bankacılığın ne kadar harcadığını vesaire her şeye bakılması gerekiyor. Hı hı. Elektronik şeyin dolayısıyla hani doğru okumak gerekiyor. Bunu okumadan karar vermemek gerekiyor. Biraz finansal okuryazarlık önemli burada. Yani Musk'ın açıklamasıyla %3,16'lık bir yükseliş ve bir Bitcoin 342 bin seviyesini aşmış durumda, öyle söyleyelim. Enerji dostu olursa da belki çevreci yaklaşımıyla biraz daha ilgi de görebilir yeşil ekonomide. Öyle de bir belki yola doğru sevk ediyordur Musk, hı hı, kendisi uzaya giderken. Peki enflasyonumuz ne olacak? Merkez Bankası evet, toplantıları var. Bütün dünya enflasyonu konuşuyor. Amerika'da enflasyon %5. Eyvah, enflasyon 13 yılın zirvesinde. Fiyatlar artmaya başladı. İnsanlar şaşırıyor. Ama bu geçici diyor FED. Bizde de enflasyon düşecek ama ne zaman düşecek? %17'nin biraz altındayız. Şimdi hem dünyada fiyatlar yüksek ama aşıyla beraber bir canlılık evet, başladı. Hem bir de kuraklık var. Evet, ve sel de yani böyle doğal evet, olarak hani dengesiz seller de sıkıntı biliyorsun. Ya kuraklık yaşıyoruz evet, ya aşırı yağışlar. Aşırı sağanak yaşıyoruz. Hı-hı. Fırtına yaşıyoruz. Don yaşıyoruz. Ve bunu Haziran ayının ortasında yaşıyoruz. Evet. Dolayısıyla hani mevsimlerde önemli ölçüde Bolu, İzmir, ve Tekirdağ, Kırklareli. Şimdi tabi bu bahsettiğin yerlerin hepsi tarım ürünlerinin aynen yani yoğun şekilde Türkiye'yi yani Marmara'yı beslediği yerler bunlar. İşte dolayısıyla onların etkilerini göreceğiz maalesef Ebru. Yani, kuraklık bir yandan evet, ya da sel, fırtına, yani dolu. Şu an izleyicilerimizin gördüğü harita Türkiye meteoroloji genel müdürlüğünün son haritası yani evet, yeni haritası ve dolayısıyla hani orada şunu gösteriyor en koyu renk kuraklık kahverengi haritası değil mi? Evet evet, ve yani bunu aylık olarak açıkladığı şey bu ve en koyu kahverengi renk açıkçası şiddetli kuraklığı gösteriyor ve acil önlem alınması uyarısı yapılıyor bunda. Yani yeşil olan hani normal ve üzeri görünüyor hani şeyin ama buradaki yeşilde sıkıntı olmayabilir ama evet, kuraklığın ama vurduğu alanlar Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya, buraların hepsi önemli coğrafyalar tarım yani, açısından. Tabii ki. Yani hani diğer yerleri tek tek saymayayım ama şunu yani hele Akdeniz coğrafyasını düşün. Şimdi dolayısıyla ve hani bir de kuzeyde Edirne vesairede de böyle bir önemli bir kuraklık söz konusu. Diğer yerlerde de zaten sel oluyor dikkat edersen. Yani aynen, yeşil olan bölgede yoğun şekilde seller görüyoruz. Doğru. Hem sonbaharda hem yaza girerken. Şimdi dolayısıyla doğanın dengesinde bir parça bizim aleyhimize işleyen akşam bir durum var. Akşam mesela İstanbul'daki yağmur benim kışın ya da uzun süredir görmediğim bir yağmurdu. İşte dolayısıyla bunların hepsi biz hani burada ekonomi konuşuyoruz belki ama hani bu olduğu gibi fiyata yansıtıyor. Yani bir yandan kendine, bu haritada kuraklık ya da işte sel, dolu, fırtına yaşandığını gösteriyor. Evet. Dün mesela bunu yaşadık. Haziran'ın ortasında, tam ortasında Bolu ve İzmir'de alt katlar sular altında kaldı. Evet. Kırklareli'de yağış 5 dakika sürdü ama bütün ayçiçek ve buğday başakları yan yatmış durumdaydı. Yani o kadar ihtiyacımız var ki ayçiçeğe. Aynen. Tokat'ta, Tekirdağ'da, yani Tokat'ta kafasına tabur alan ya da arabasını kapatmaya çalışanlar maalesef, o bir anda o dolu büyük etki yarattı ve çiftçileri de tabii ki olumsuz etkiledi. Yani şimdi bir yandan bunu yaşıyorsun, bir yandan da kuraklığı yaşıyorsun, bir yandan da dünya fiyatları yükseliyor, bir yandan maliyetler yükseliyor. Evet, yani bu sene yani geçen seneye oranla da daha fazla, son 3 yılın en kurak yılı olarak görülüyor Ebru. Hı. Ve daha ilginci, biz eskiden bu biraz önceki haritadaki gibi kahverengi alanları sadece İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun belli bölgelerine görürdük.
bu kadar yani Manisa'sına kadar evet, yani yoktu. O tarım ovalarına kadar yani görmüyorduk. Ne olacak yani peki bu kuraklığın benzerini biz Ağustos'ta görebiliriz ancak Manisa vesairede. Yani Mayıs ayında görmememiz gerekiyordu. Ne olacak? Yani bir kere bizim doğru yani, kışın başlıyor. Yani baharda başlıyor. Bir kere başlayayım. Bu iki tane sonucu var. Yani bunun birinci sonucu fiyatlara ciddi şekilde üretim sıkıntıya olacak. Dolayısıyla fiyatlar olduğu gibi özellikle taze sebze meyve fiyatlarında bu yaz beklediğimiz indirimler biraz şey, sonbahara kalacak gibi görünüyor. O bölgelerde bayağı bir etken. Evet, işte dolayısıyla o bir etken. Ki zaten dün TÜİK tarım üreticilerinin enflasyonunu açtı aslında. %20 mi? %20 mertebesinde ve hani şimdi orada dikkatimi çeken şey şu aslında. O da daha üreticinin enflasyonu değil mi? Evet, üreticinin enflasyonu bu. Yani bize gelen daha fiyat değil bu. Orada %20 belki bizde %35 olarak etkileyecek. İşte onu hissediyoruz. Ki ben şunu söyleyeyim, lifli bitkiler son bir yılda Mayıs ayından Mayıs ayına %43.5 artmış üretici enflasyonu. Yani lifli bitkiler dediğimiz şeyler aslında hepimizin hayatına her gün olan yani besinler. Dolayısıyla %43.5 üreticinin maliyeti arttıysa... Yem arttı, evet, mazot arttı, işçilik maliyeti arttı. Bunun içinde Ebru kuraklık da var işte. Kuraklık yani maliyeti. Aslında üretimin düşmesi hasar, de var. Hasar, kayıp hepsi için. Aynen öyle. Dolayısıyla %43 izah edilen bir şey değil. Çünkü bu hala %43.5 lifli bitkilerin son lifli bir yıldaki bitki üretici enflasyonu. Bu demek ki sofraya geldiğinde %100'ü bulabilir. Yani bu çok önemli zaten. Ki buluyor zaten. Yani bu rakamlar şimdi geri dönük istatistikler. Yani burada üreticinin enflasyonu tarımda %20'nin üzerinde ise evet, bu ürünlerin maliyetiyle beraber aracılarla tüketiciye tabii, gelmesi zaten %40-45'i buluyor. Sonra diyoruz ki niye zamlandı? Sonra bundan fiyatların zamlandı. %50 arttığını hissediyoruz. Biz buna yetişemiyoruz diyen insanlar da haklı. Yani bu sene çiftçiler de mağduruz evet, demek de haklı oluyor. Kurdaki hareket yani çünkü yılbaşından gıda direkt bu yana hissediliyor. %15 artışı var kurun. Kurdaki hareket, kuraklık ve pandemi bu üçü bu sene gerçekten hani sofraları en çok zorlayacak şey olacak. Bu da enflasyonun düşüşünü engelleyebilir. Evet işte. Dolayısıyla genel ekonomiyi de etkileyen noktalara geliyor. Yani tüm negatif doğal afet diyebileceğim artık bunlara bunlar bile girmiş bu sepete. Mesela müsilaj balığı vuracak. Aynen öyle. Yani ve o bakıldığı zaman yani şu an temizlendi belki ama av mevsimi başladığında yani o denizdeki sağlık acaba tekrar yerine gelecek mi ki sanılmıyor böyle yani, beklenmiyor da. Dolayısıyla belki de yani belli bir dönem av yasağı uzatılacak belki de bilemiyoruz. Eylül'e kadar yasak. Hal böyle olunca oranın esnafına yardımcı olmak gerekecek belki. Doğru. Bir sürü konu yani var. Çevrenin de getirdiği yükler var, maliyetler var. Zaten artan maliyetler var. Bir de çevresel iklim koşullarından gelen sıkıntılar var. Neden yeşil önemli? Neden çevre i̇şte önemli? Doğa aslında hoşgörü ve büyük bir özveriyle verdiğini çok geri alıyor, sonrasında alabiliyor. Geri alıyor yani. Tabii ona özen göstermediğiniz zaman bunlar oluyor. İyi bir şey var, aşı. Evet. Daha da genişliyor. İşçi ve memurlar da yaş sınırı olmaksızın bugünden itibaren aşı yaptırabiliyorlar. Randevu sistemleri açıldı. 40 yaş üstüne zaten pazartesi günü yani dün itibariyle aşı başlamıştı. Birçok meslek grubunu da kapsayan aşı süreci hani Haziran'da aşı seferberliği gerçekten yaşanıyor. BioNTech aşısı geldi. 30 milyonun yarısı geldi. Sinovac'tan aşı bekleniyordu. Dolayısıyla oradan bir geliş var. Ve bir günde 850 bini aşkın kişiye aşı yapıldı. Evet. 750 bin kişi gece de o sayı biraz daha arttı. 800 bin üzerine çıktı dedi Sağlık İnşallah Bakanı. İnşallah bu hızla gider. Çünkü, gece yani, de çünkü yapılmaya devam yani ediliyor. Biliyorsun bir de Ebru yani çevremizden de duyuyoruzdur aşıyla ilgili. Hani aşı karşıtlığı lafı çok şey oldu ama yani aşıya karşı çekinceli olan bir kesim var ve hani bu yeni aşı açılan kesim umarım koşarak gider aşı olurlar. Çünkü gerçekten hani artık bilimsel olmayan yani ya da en azından bilime dayalı olmayan dedikodularla insanların da kafalarını karıştırıyor ama yani çok acı bunu bulamayan milyarlarca milyonlarca insan var şu an yani dünya genelinde. Dolayısıyla bunu eğer yarattıysak bir imkanı bunu sonuna kadar kullanmakta fayda var. Yani bu iş tamamen eğitim meselesi ama yani ben çok üzülüyorum yani 40 ile 50 yaş arası açıldı en önemli kısımlardan bir tanesi 10 milyon insan vardı tam bu arada yani 40 ile 50 yaş arasında Türkiye'de 11 milyon insan var yani çok önemli bir kitle çünkü iş hayatında ekonomide her yerde bu kitle dolayısıyla işin toparlanmasında çok önemli bir kesim bu. Aynen işçi memur 40 yaş üzeri evet. Dolayısıyla aşı başladı aşıya
Katılım da %99'un üzerine çıkabiliyormuş. Yani umarım öyle devam eder. Umarım öyle devam eder. Çünkü zaman zaman bence eder, çünkü insanlar yoruldu, bıktı, işe giderken korku, evde korku, eve getireceğim korkusu. Ben çevremde büyük bir aşı karşıtlığı görmüyorum açıkçası. Yani aşı bekleyenlerin hiç ummadığım şeyden duyabiliyorum bazen. Yani öyle yani mi? Evet evet. Yani her konuşmasında bilimsel veri deklare edip sonra da hani aşıyla çekinebiliyor acaba, yani ne olacak, hani bunun sonunda bir şey olur şunu mu diye tedirginlik duymak ben sadece çok normal. Şunu söylemek istiyorum. Bu ama alınacak önlemler açısından önemli. Koronadan daha vahim değil yani. Bu bir sorumluluk bu. Yani şundan sorumluluk. Bana karşı bir sorumluluk. Yani ben önlemimi alıyorsam, maske gibi maskemi takıyorsam insanların hayatlarını kast edemezsiniz. O zaman aşı olmayacağım diyorsanız kapayın kapınızı, evinizin içinde oturun, çıkmayın. Yani herhangi bir yere. Bu bir insan hakları ihlali değil. Çünkü insan haklarını aslında yani başkalarının özgürlüğünü kısıtlıyorsunuz çünkü o durumda. Onu düşünmeleri gerekiyor insanların. Tek yapacağı şey bu. Yani ben başkalarına zarar verebilir miyim? Çünkü size zarar olmayabilir ama başka birinin evinde yaşlı bir insan hayatını kaybedebilir. Ya da orta yaşlı bir insan hayatını kaybedebilir. Doğru. Bunu düşünmeleri gerekiyor. Biraz empati lazım bu konuda. Yoksa ben aşıdan korkuyorum, yok işte çip takılacak gibi böyle akla sığınmayan şeylerle yani kimse kimsenin özgürlüğünü kısıtlamasın. Evet. Bu evet. Tersine söylüyorum yani özgürlüğü kısıtlamasın aslında bu. Doğru anlamda. Yani randevusu yok diye gelenlere de aşı yapılıyor. Hı-hı. Yani işten çıktım geliyorum hani yaptırabilir miyim gibi durumlarda yani, da evet. Aşı yapılabiliyormuş. Onlarla beraber 850 yani 842 bin. Evet. İlk gün tabii çok yoğun bir şey oluyor. İlk kez böyle bir rakama ulaşılıyor i̇şte bu 40'a arada. 40'a gelindi biliyorsun. O yüzden bir de geniş kitleler yani berberinden şeyine kadar işçisine açıklandı ya. Herkes randevusunu almaya çalışıyor bu anlamda. Rusya'da da aşı olmuyormuş insanlar. Aşıya teşvik için mesela Rusya'da artan vakalar sonrasında Moskova bir açıklama yapmış. Aşı olanlar arasında çekiliş yapacağım. Her ay çekiliş yapacağım. Otomobil vereceğim 18 yaş üstüne demiş. 14 Haziran 11 Temmuz arasında böyle bir kampanya yapılıyor. Yani Amerika'da da benzer şeyler yapıldı. Yani teşviklerle bu iş olur mu bilmiyorum. Ama yani bir zaman sonra yani aşı yaptıramayan birisinden yani tırnak içinde yani dışarıda toplu alanlardaki gösterilere katılamaması gibi konular gündeme gelebilir bana. Ben öyle düşünüyorum. Nasıl biz bundan biliyorsun Avrupa'ya alınmayacağız vesaire mi diyorduk? Hatırlıyorsan işte şu aşı olmazsa bu aşı olmazsa aşı karneleri falan. Onunla yani, beraber yayılır diyorsun. Avrupa Birliği kendi içinde. Ben şöyle düşünüyorum. Aşı da önemli bir noktaya gelindikten sonra bence böyle kısıtlar koyacaklar. Yani sinemaya girme. Yani HES koduyla biz AVM'ye giriyoruz belki ama aşısız yaşınızda varsa tiyatroya evet bunlar bu kısıtlamalar gelebilir. Peki o da daha hani aşıya ilgiyi biraz yani artırır. Evet. Bakalım gençler arasında ne olacak, daha önemlisi o şimdi insanlar çalışıyor ediyor hani koronavirüs tehdidine karşı. Gençlerin daha fazla araştırdığını okuduğuna inanmak istiyorum. Dolayısıyla onlara güveniyorum ben. Peki konut satışları arttı ama artışta birçok sınırda kaldı. Kredili konut satışlarında düşüş devam etti. Yarın onlara bakarız. Otomobil evet, satışları evet. Da artıyor. Fiyatlar yüksek ama otomobile ilgi devam ediyor. Otomobil evet yani bir şekilde bana otomobil bakalım. Çünkü dediğim gibi altın alacağım otomobil alayım diyenler var. Evet bari yatırım yapacaksam bir şey alamıyorum otomobile yani gireyim diyenler var. Çünkü otomobilde biliyorsun yani sadece kendi fiyatı yükselmiyor. Bir de gümrük vergisi ya da vergi arttırıldığı zaman bir anda. Yatırım aracı oldu yine. Evet yani tırnakçı devlet eliyle de getiri sağlamış oluyor insanlar. Bir dönem nasıl mesela gençler falan böyle biraz daha rahat araba alabiliyor. Araba almak biraz daha uygun hale gelmişti. Şimdi sadece belli bir kesimin alabildiği hatta bir... yani evini aldıktan sonra arabasını da finanse edebilecek gücü vardı birçok insanın. Şimdi ikisinden birini tercih etmeyi bırakın. İkisine de yaklaşamadığı noktalara geldiğimiz var. Noktalara geliyor. Bu uçurum maalesef. Açılıyor. Ciddi evet. Bir risk olabilir. Maalesef. Peki teşekkür ediyorum. Her sabah görüşmek üzere. Bakalım şu otomobil satışlarına. Evet. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Kısa bir ara sonra toparlayacağız. Devam ediyoruz Habertürk'te para gündemi. Bugün Ankara stüdyomuzda iletişim bilimci Doktor Ali Haydar Fırat var. Hoş geldiniz, günaydın. Günaydın, günaydın Ebru Hanım, iyi yayınlar. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu da çevrim içi Skype'la bağlanacak. Dolayısıyla birazdan programımızda olacak. Şimdi günlerdir
beklenen bir zirveydi, görüşmeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan-Biden görüşmesi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan onun öncesinde de tabii NATO zirvesi kapsamında birçok liderle bir araya geldi. Almanya Başbakanı Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Litvanya, Letonya, Macaristan Başbakanları ve birçok temas ve sonunda da zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Biden görüşmesiyle sona erdi. Daha önce de aile fotoğrafında, çekilecek fotoğrafta da Cumhurbaşkanı Erdoğan-Biden karşılaşması karelere yansıdı. O selamlaşma, sohbet, yan yana işte birkaç kez bir araya gelme, ayaküstü sohbet ve ardından gerçekleşen zirve. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlere Türkiye'nin terörle mücadelesini anlatan bir kitap da hediye etti. Sadece Biden'a değil, diğer liderlere de bu kitabın verildiği belirtildi. Dolayısıyla zirve Stoltenberg'in açıklamasıyla Rusya ve Çin düşman değiliz ama güvenlik tehdidi oluşturuyorlar ifadesiyle başladı. Ve bundan sonra biraz daha NATO'nun öne çıktığı, daha toparlandı. Uzun bir aradan sonra tekrar NATO'nun canlandığı bir döneme işaret eden mesajlar da aldık. Şimdi zirvenin genel özeti böyle. Açıklamalara gelirsek, Yaşar Hacı Salihoğlu da, Profesör Hacı Salihoğlu da hazır. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü, hoş geldiniz. Günaydın. Hoş bulduk, günaydın. Şimdi Cumhurbaşkanı... Merhaba Ali Aydar Bey. Günaydın hocam. Şimdi NATO zirvesini şöyle genel bir özetledikten sonra sizi beklerken hocam, Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan'ın açıklamaları geldi Biden görüşmesinden sonra. Amerika PYD'ye desteği sonlandırmalı. Görüşmede bunu açıkça ifade ettim. Bu ikicilikli tavır, iyi terörist, kötü terörist, teröristin teröristle yok edilmeye çalışılması mümkün değildir. Bunları kabul etmiyoruz dedi. Bu konuda net tavır Türkiye'den bir kez daha NATO zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleriyle kayda geçmiş oldu. Biden'a bu ifade edilmiş. Uzun yıllara dayalı dostluğumuzun olduğu Biden'la görüş alışverişinde bulunduk. Görüşme gayet samimi bir havada, yararlı bir görüşme oldu. İşbirliğini arttıracağız, çözülemeyecek hiçbir meselemiz yok dedi Cumhurbaşkanı. Daha olumlu ilerleyebileceğimiz konular, olumsuz konulardan çok daha fazla dedi. Hem Afganistan'ı hem ticari ilişkileri, ekonomik ilişkileri işaret etti. S-400 ve F-35 konusunda da Dışişleri ve Savunma Bakanlarının görüşeceklerini, daha sonra da iki liderin bu konuyu sonlandıracaklarını belirtti. Şimdi ana başlıklar böyle. Afganistan, ekonomik ilişkiler, S-400, F-35'in belli bir süreçte bakanların görüşmesiyle bir yola konulması ve terör, PYD, YPG'ye desteği Amerika'nın. Aynı zamanda 1915 olayları, Ermeni 1915 olaylarına ilişkin soykırım ifadesini kullanmıştı Biden. Cumhurbaşkanı giderken bu konuyu geçmeden olmaz dedi. Bu soru soruldu zirve sonrasında, hamdolsun o konu hiç gündeme gelmedi dedi. Şimdi pozitif bir görüşmeydi, ekiplerimiz çalışmayı sürdürecek, anlamlı bir ilerleme kaydedeceğiz de Biden'ın açıklaması. Özeti bu. Sizin manşetiniz nedir bu görüşmede Ali Aydar Fırat? Yeni bir ilişkinin, öyle söyleyeyim, başlangıç sürecine tanıklık ediyoruz. Aslında iki mesele var Biden açısından. Bir, Amerika'yı yeniden kurumsal olarak toparlamak. İkincisi, Amerika'nın dünyada olan egemenliğini ya da hegemonyasını pekiştirmek. Bu çerçevede NATO'yu yeniden yapılandırmak. NATO'ya geri döndük görüşme, ifadesini de o yüzden kullandı herhalde. Evet, aynen öyle. Dolayısıyla iki kurumsal süreçten bahsediyoruz. Aslında dünyada güç dengeleri bir biçimde yeniden değişiyor. Yani bir biçimde dünya yeniden kuruluyor. Hem Çin, hem Rusya, hem Orta Doğu'daki ilişkiler ya da Orta Asya'daki ilişkiler yeni bir süreç Çin içerisinde. Bu süreç içerisinde de Amerika kendi gücünü pekiştirmek istiyor. Şimdi şöyle bir mesele var aslında. Biz toplum olarak dünkü görüşmeler, işte medyada, sosyal medyada takip ettiğim kadarıyla ya şöyle bir psikozun içerisindeyiz. Ya müthiş bir iktidar karşıtlığı ya da Erdoğan karşıtlığı üzerinden analiz ediyoruz. Ya da müthiş bir Erdoğan hayranlığı ya da iktidar hayranlığıyla olayları analiz ediyoruz. İkisi de bence doğru değil. Yani bu iki aşırı yorumu da bir biçimiyle kabul etmemek lazım. Daha sağlıklı bakmak lazım meseleye.
Bu çerçevede şu söylenebilir. Ülkedeki kutuplaşmanın aslında bizim dış politikamızı, dış siyasetimizi normal olağan bir görüşmeyi bile nasıl olağanüstü bir hale getirdiğini ya da kendi kavramsal ya da kuramsal çerçevesinin dışında onu değerlendirmeye tabi tuttuğumuzu bize gösteriyor. Şunu kastediyorum. Evet, Türkiye ile Amerika arasında bir takım sorunlar var. O kısma geleceğim ama genel olarak bizim analiz biçimimizde bugüne gördüğümüz üzere bir takım sorunlar var. Bunu aşmak gerekiyor. Şimdi buradaki mesele şu. Biz Sayın Cumhurbaşkanı dinledik. Sayın Cumhurbaşkanı şunu söyledi özetle. Biz dedi tezlerimize ısrarlıyız. Ama diğer tarafı dinlemedik. Henüz Biden tarafını, Amerika tarafını dinlemedik. Yani Sayın Cumhurbaşkanı terörle mücadelede işte YPG'ye verilen, teröre verilen desteği ifade ettiğini söyledi. Bir takım içeride de sorunlar var. Amerika'lı kişisel ya da devletler arası bir sorunlarımız var. İşte Halkbank meselesi, Rıza Zarrab meselesi falan var. Uluslararası sınır meseleleri var, Doğu Akdeniz meselesi var, Kıbrıs, Ege vesaire falan. Şimdi bu sorunlar çerçevesinde Amerika'nın henüz ne dediğini bilmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nı bizim tezlerimizi öne sürdüğünü ifade etti. Tezlerimize ısrarcı olduğumuzu öne sürdü. Fakat biz diğer tarafın bu süreçte nasıl bir pozisyon aldığını, Sayın Cumhurbaşkanı ne söylediğini, örneğin YPG konusunda ya da Suriye'deki meseleler konusunda ya da Doğu Akdeniz meselesi konusunda henüz bilmiyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki hafta boyunca bütün bu detaylar ortaya çıkacağız ve bunu tartışacağız. Ama şu söylenebilir, içeride inşa edildiği gibi muazzam bir Amerikan karşıtı ya da Amerika'yı dize getiriyoruz gibi bir hava yok. Yani dolayısıyla bu buradan kaçınmak lazım. Şu soruyu sormak gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı şunu söyledi. Çözülmeyecek hiçbir sorunumuz yok. Evet. İyi bir görüşme olduğunu iki tarafta söyledi. Samimi. Şimdi soru şu. Bizim açımızdan iyi olanla Amerika açısından iyi olan aynı mı? Yani bizim iyi gördüğümüz, iyi baktığımız, iyi algıladığımız şeyle Amerika'nın iyi kabul ettiği şey aynı mı? Yani bizim YPG'ye bakışımızla, S-400'e bakışımızla, Doğu Akdeniz'e bakışımızla ya da bizim iyimizle Amerika'nın iyisi bir mi? Bir ortak iyi bulunabilir mi? Bir ortak iyi inşa edilebilir mi? Çünkü uzlaşmaz çelişkilerin kentini dayattığı bir dönemden geçiyoruz. Yani biz S-400 bizim egemenlik hakkımızdır diyoruz. Amerika bunu kullanamazsınız diyor. Biz Doğu Akdeniz'de arama yaparız. Afganistan'da işte Libya'ya kadar uzanan bir hatta varlığımızı sürdürmek istediğimizi ifade ediyoruz ülke olarak. Onlar buna karşı çıkıyor. Dolayısıyla bizim iyimizde hani iyi bir görüşme geçti deniyor ya. Amerika'nın iyisi arasında en azından iktidarın bugüne kadar söylediği muazzam çelişkiler var. Bunu biliyoruz. Bu uzlaşmasız çelişkiler nasıl giderilecek merak konusu. Ülkede darbe girişimi oldu. Ülkenin darbenin elebaşı FETÖ şu anda Amerika'da. Bu anlaşıldığı kadarıyla gündeme gelmiyor. Bence çok tarihi bir kırılma anıdır. Yani bu Ermeni soykırımının tanınması Amerika tarafından. O ifadenin kullanılması. Çünkü bu sadece Biden'a ilişkin bir şey değil. Bundan sonraki Amerikan toplumuna, dünya toplumlarına Türkiye'nin bir tırnak içinde soykırımcı bir toplum ya da bir devlet olduğunu en azından böyle bir tezi öne sürüyor. Bu tezin hukuksal bir karşılığı ileride olur mu olmaz mı onu tarih gösterecek ama nihayetinde tarihe bir not geçildi ve Sayın Cumhurbaşkanı buradan giderken ben bunu gündeme getireceğim dedi ama gündeme getirmemiş olması çok kabul edilebilir bir şey değildir. Bence diğer meselelerden tarihsel anlamda söylüyorum çok daha önemlidir. Yani S-400'ü çözebilirsiniz ya da Kıbrıs meselesini ya da Ege, Doğu Akdeniz'i vesaire falan çözebilirsiniz. Afganistan'ı çözebilirsiniz ama tarihe not düşmüş bir meseleyi nasıl çözeceksiniz bu saatten sonra? O yaratacağı tahribatı nasıl gidereceksiniz? Bu doğrusu çok ciddi bir soru işaretidir deyip sözü Yaşar Hoca'ya bırakayım. Peki. Somut Afganistan konusu var. Türkiye bizim orada kalmamızı istiyorsa güvenlik, destek, kaynak gibi konularda da bir projeyi, bir durumu açıklamalı dedi. Şimdi o Afganistan konusunu ayrı soracağım ama buraya kadarki görüşlerinizi alacağım. Onun öncesinde de bir virgül rica edeceğim. Çünkü kırmızı kategoride aranıyordu. DAEŞ'in sözde Türkiye vilayet sorumlusu Kasım Güler. MİT'in Suriye'deki operasyonuyla yakalandı. DAEŞ mensubu Kasım Güler'in yakalanması, ayrıntılar Mahir Kılıç'tan gelecek bize. Mahir, bir dinleyelim.
Evet Ebru Baki, operasyon bilgisi kısa süre önce bizlere ulaştı. Ebu Usame El Türki kod adlı terörist Kasım Güler MİT'in nokta operasyonuyla Suriye'de yakalandı. Kırmızı kategoride aranıyordu. Kırmızı kategoride aranıp yakalanan ilk DEAŞ mensubu Kasım Güler üzerinde yine çok sayıda örgütsel dokümanla birlikte yakalandığını ifade edin. Dediğimiz gibi kendisine örgüt içinde verilen son sorumluluk sözde Türkiye vilayeti sorumluluğuydu. Peki kimdir bu terörist, hemen ona bakalım. 2008-2010 yılları arasında Afganistan Pakistan alanına geçerek sözde İslami Cihat Birliği bünyesinde çatışmalara girdiği biliniyor. Yine 2014 yılında örgütün lideri, DEAŞ'ın lideri Halife Ebubekir el-Bağdadi'ye yakın biat ederek bu DEAŞ terör örgütüne katılan isimlerden bir tanesiydi. Ayrıca 2018 yılında örgüt içinde üst düzey görevlerde yer aldı bilinen birisinde yine dediğimiz gibi son olarak sözde Türkiye vilayeti sorumluluğunu yürütüyordu. Ayrıca DEAŞ'ın Rusya, Avrupa ve Türkiye mali sorumlusu olduğu da biliniyordu. Bir kez daha belirtelim, DEAŞ'a çok büyük bir darbe vuruldu MİT'in bu operasyonla. Suriye'de gerçekleştirildi bu operasyon ve kırmızı kategoride aranan sözde Türkiye vilayeti sorumlusu Ebu Usame El Türki kod adlı Kasım Güler MİT'in nokta operasyonuyla Suriye'de yakalandı. Bu operasyon şöyle bir özelliği de var. Kırmızı kategoride aranıp yakalanan ilk DEAŞ mensubu olma özelliği taşıyor. Kasım Güler yine dediğimiz gibi üzerinde çok sayıda örgütsel döküman bulundu. 2008-2010 yılları arasında Cihat Birliği bünyesindeki çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği biliniyor. 2014 yılında örgütün lideri Ebubekir el-Bağdadi'ye biat ederek DEAŞ terör örgütüne katıldı ve çok sayıda üst düzey görevlerde bulundu. Son olarak Türkiye vilayeti sorumlusu da ayrıca DEAŞ terör örgütünün Rusya, Avrupa ve Türkiye mali sorumlusu olduğu belirlendi. Özetleyelim, örgütün önemli, çok önemli isimlerinden bir tanesi Kasım Güler, kod adı Ebu Usame El Türki'ydi. Kırmızı kategoride aranıyordu. Kırmızı kategoride aranıp yakalanan ilk DEAŞ mensubu diyebiliriz. Dolayısıyla vereceği bilgiler, vereceği yapacağı itiraflar oldukça önemli diyelim ve söz tekrar size bırakalım Ebru. Teşekkür ederim Mahir Kılıç. Yaşar Hocam, DEAŞ'ta mücadele devam ederken önemli bir kırılma anı herhalde yaşadığımız. Kısa bir yorumunuz tabii olursa alayım. Kesinlikle. Bakın, bu bir kez daha ortaya koyuyor. DEAŞ'ı gerekçe gösterip Suriye'de alan tutan, yani başta Amerika ve Rusya en öne gelen, buna İran'ı da katabilirsiniz. Hiçbirinin gerçek anlamda DEAŞ'ın buradaki varlığını ortadan kaldıracak bir mücadeleye girmediğinin gerçeği. Türkiye Fırat Kalkanı'yla bu mücadeleyi başlatmıştı. 4000'e yakın DEAŞ'lı militanı, örgüt üyesini etkisiz hale getirmişti. Şimdi o mücadelenin devam ettiğini görüyoruz. Doğrusu da bu esas itibariyle, çünkü o PKK-PYD'nin Suriye'deki varlığını ve alan kazanmasını meşrulaştıracak bir araç olarak kullanıldığı çok açıktı. Bunu hep söylüyorduk DEAŞ. Yani bir terör örgütüyle bir terör örgütünü yok edemezsiniz. Evet. Terörle toptan mücadele şart sözünü de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türkiye'nin yani verdiği mücadeleyi anlatıyor bir nevi. Kesinlikle. Ben onu bir terörün tahtirevallisi diye hep tarif ediyordum. Sonuçta bir tarafa DEAŞ koyduğunuz zaman, dikkat edin jeopolitik kodlarına, DEAŞ'ın nerelere yayılım gösterdiyse bir süre sonra PKK-PYD oraları, sözüm ona, DEAŞ'tan kurtarıp kendisinin işgalini gerçekleştirdi. Suriye'nin 2/3 ve en kıymetli yerleri şimdi onların işgali altında. Yani burası bir terör tarlasına maalesef dönüştürüldü koca bir ülke. Bundan süratle kurtulması konusunda büyük bir mücadele şart. Tek başına Türkiye'nin de yapabileceği bir şey değil. Türkiye kendi güvenliğini sağlarken dolaylı olarak, ve de o da kıymetli kuşkusuz, Suriye'nin güvenliğine de katkı sağlamış oluyor böylelikle. Sonuçta bölgenin Kürt'ü de, Arap'ı da, Türkmen'i de, hepsi oranın mazlum halklarıdır. Yani onların birlikte ve kendi yaşamlarını, o iradelerini katarak sürdürebilme, iyi kötü demokrasinin bütünüyle yerleşmesi çok zor Suriye için şu anda, bunları yani söylemek ama. Halktan öte terör örgütlerini konuşuyoruz, elbette, bölgeleri konuşuyoruz. Onları konuşuyoruz. Dolayısıyla bu önemli bir operasyondu. MİT'in son dönem itibariyle özellikle PKK'nın önce Suriye kolunun başındaki kişiyi etkisiz hale getirmiş olması, ki çok anlamlıdır o da. Irak'ta bir Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkililerle görüşmeye giderken bunu başarmış olması. Tabii Amerika'nın da canını biraz acıtmıştı o dönem, hatırlayın. Çok kısa süre önce Merkez Kuvvetler Komutanı McGurk gelerek PYD kamplarının önünde tanklarla bir fotoğraf servis etmiştiler. Hı hı. O da bir anlamda onun karşılığında verilmiş eğitimler, bir başsağlığı mesajları, ziyaretler sürüyor. Evet. Peki. Yani şimdi en yakıcı sorun bu.
bu. Sizce dün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuyu ilettik, PYD, YPG'ye destek sonlandırılmalı net bir ifadeydi. Sizce ne yanıt gelmiştir? Bir yanıt. Valla bu Amerika açısından PKK-PYD meselesi hep dolambaçlı, hep maskelenmiş, hep bir takım harflere sığınılarak işte son dönem itibariyle Suriye demokratik güçleri diye tarif edilen ama onun içerisinin ana odağını YPG'nin yaptığı bir yapılanmayla sürdürülüyor. Amerika daha çok bu S-400 üzerinden Türkiye'yi sıkıştırma çabasını sürdürürken, yani onu da bir çok açık bahane olarak görüyorum. Bütün mesele aslında Suriye'nin kuzeyinde epey bir zamandır Türkiye'nin mücadele ettiği, gerek masada gerek diplomatik yollarla kaç başkan değişti, bu inadının ve ısrarının devam ettiği bu meselenin en can alıcı mesele olduğunu düşünüyorum. Hı. Bu açıdan bence yani işte bir daha önce Trump'a da verilen İngilizcesi yapılmış işte Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadele başlıklı kitap, dokümanlar, sözlü bu konudaki açıklamalarla bu görüşmede de konu edildiği işte ortada. Sayın Cumhurbaşkanı bunu söylüyor. Hı hı. Yani ben tabii masa ekosistemi başka bir şeydir. Yani orada yumruklaşacaklarını, birbirlerine hakaret edeceklerini falan tabii hiç kimse beklemiyordu. Hı hı. Sonuçta Biden yeni bir aktör değil Amerika'da. Obama döneminin aktif başkan yardımcılığı döneminde bu konulara müzahir olmuş bir başkan yardımcısıydı. Hı hı. Tarafını, pozisyonunu da net ifade ettiğini biliyoruz başkan yardımcılığı döneminde ve daha sonrasında. 15 Temmuz gecesi ve sonrasındaki rolünü ve aldıkları yine pozisyonda biliniyor. Ama en azından başkan koltuğuna oturmasıyla yeni bir Biden diye bakmak gerekiyor. Hı hı. Sayın Erdoğan'ın da böyle bakarak. Yani yeni bir dönem yeni bir dönem, yeni bir başlangıç, bir sınama. Yani aslında iki ülkenin cumhurbaşkanlarının, devlet başkanlarının bir araya gelerek işte yeni süreçte sorun alanları bunlardır. Buna ilişkin bunları nasıl yönetebiliriz? Siz bu konuda nasıl bir geri adım atabilirsiniz? Sınamasıydı bu. Ben daha öncesinde de yani bu buluşmadan önce de çok büyük anlamlar, her şeyin çözülebileceği. Zaten bu yeni dönemde yani uluslararası... Hatta parantezi alınabilir, bir sürece alınabilir, yayılır. Evet, aynen öyle. Denmişti. Yani böyle çözüm ifadelerinin öyle çok kolayca hemen masada falan halledebileceği bir uluslararası güç iklimi içinde de değiliz. Şimdi bakın öylesine ilginç seyrediyor ki aslında sadece Türkiye'ye özgü bir şey de değil bu. Belli alanlarda aktörler çatışıyorlar. Başka bir alanda da işbirlikleri de genişliyor. Doğru. Bunun sebebi nedir diye düşünüldüğünde dünya çünkü iki kutuplu sistemden çıkmış durumda. Bir bloklaşma yok esas itibariyle. Yani şimdi Çin ve Rusya'yı NATO bir hasımlaştırma çabası içinde ama çünkü NATO bir simetrik örgüttür. Onu var eden şey varlığının ortada olmasıydı. O var şu karşı karşı Sovyet bloğu. Elbette çünkü adı da bir savunma örgütü. Neyi kimden koruyarak o savunma fonksiyonunuzu sürdüreceksiniz. Dolayısıyla biz yıllardır hep bunun üzerinde de kafa yoruyorduk. NATO'nun bir meşruiyet krizi vardı. İşte Balkanlardaki gelişmeler bir parça Kosova müdahalesiyle imdadına yetişti falan ama henüz daha tam anlamıyla bir Atlantik ittifakını ürkütecek, korkutacak, bir karşıtlık oluşturacak, hasımlaştıracak karşısında bir blok tarifi yok. Birlik yok. Birlik yok. Yani şimdi Rusya'yı düşünün, Almanya'nın Rusya'yla çok özel ilişkileri var. Evet. Yani Kuzey Akım projesinde Almanya ile işbirliği yapıyor. Rusya'ya ambargo uyguluyor Amerika ama Almanya'nın elini kolunu bağlayamıyor. Öte yani yandan Rusya için hedefe konuldu ama gerçekten hedef mi acaba sorusunu mu açıyorsunuz? Kolay değil. Anladım. Amerika istiyor tabii bunu gerçekten özellikle ama Biden'ın. Diğer NATO ülkeler arasında böyle bir görüş birliği sağlamak da çok kolay değil diyorsunuz galiba. Amerika'nın en yakınında İngiltere'yi de saysanız Anglo-Sakson zemini açısından biraz farklılığıyla kıta Avrupa'sında. Şunu açıkça görmek gerekir. İngiltere'nin içinde çok özel ilişkileri var. Peki. Hatta bana göre yeni dönemin yeniden kaybeden aktörü olmak istemiyor İngiltere. Yükselen güçlerin özellikle Çin'le birlikte bir takım çalışmaların içerisine giriyor. O açıdan şimdi dün bu bir sınama oldu. 2030'a 2018 zirvesinden sonra ilk defa kapsamlı bir buluşma.
bir yol haritası çıkarmaya çalışıyor. NATO'ya dönüş diyor Biden. NATO'nun evet. Mesela siyasi kimlik deniyor. Yani NATO'ya bir siyasi kimlik yenilenmesi yani. Ya da arayışı var. Bunun için işte Rusya ve Çin hep anılıyor. Ama şunu söylemek gerekir. Demin verdiğim iki örnekten yine devam edecek olursam. Yani işte Almanya'nın İran'la, İngiltere'nin İran'la diyorum Rusya'yla, İngiltere'nin Çin'le olan özel ilişkileri ve kendi ülkesel çıkarlarının önüne onları da köreltmeye matup bir Atlantik İttifakı Çin ve Rus karşıtlığının kolay olabileceğini asla düşünmüyorum. Onlar yine evet yani o açıdan bu yönüyle bir NATO ama bizim açımızdan bakıldığında dediğim gibi iki liderin işte Amerikan Başkanı Biden'ın yeni aktörmüş gibi farz ederek işte bunları sanki yeni biliyormuş gibi, sanki arkasındaki güç destekleyen o değilmiş gibi önüne işte dokümanlar verildi, bir takım açıklamalar yapıldı, bunlar söylendi. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte S-400 meselesinde de aynı tavrımızı ve o konudaki düşüncemiz bellidir, duruşumuzun devam ettiğini söyledi. Siz ifade ettiniz işte terör meselesinde PKK-PYD'nin ile ilgili ifade ettiğini ortaya koydu. Bütün bunlar ortada. Evet, asıl burada mesele yani bu sorunları biz çıkarmadık. Türk-Amerikan ilişkilerini bu noktaya taşıyan şey ben hep söylüyorum. Bu iktidar böyle bir Amerikan karşıtıyız biz. Amerika'dan hiçbir şey almayız, müzakere etmeyiz. Biz Rusya'yı çok severiz. Her şeyi Rusya'dan alacağız diye bir pozisyonu yoktu. Yani Patriotlar istendi, olmadı. Türkiye'nin şartları vardı, o şartlara göre de olmadı falan. Peki geldiğimiz noktada alındı. Bu kasaya konu edildi, yetmez bundan vazgeçilmedikçe kasanın yaptırımları asla geri adım atılmaz. Her şeyin önüne kondu, F-35 projesinden çıkartıldı falan. Şimdi bakın Hindistan da aldı S-400. Tamam Amerika eleştirmedi değil, eleştirdi. Eleştirdiğiyle kaldı. Ne oldu? 2,5 milyar dolarlık Hindistan'ın istediği silah satışını Amerika'dan onayladı. Yani çok açık. Bu açıdan yani Türkiye'nin bir de başka bir şey vardı. Tabii yani Türkiye şunu dedi, bu bir teknik konuysa, NATO sistemleri açısından kaygı duyuyorsanız haklı olabilirsiniz. Ama bunu gelin hiç sözde masada bırakmayalım, çalışalım teknik olarak. Biz inanıyoruz ki bunu da başarabiliriz. NATO'nun... Yani siz de aşılabileceğini mi bu sorunun, öyle mi düşünüyorsunuz? Yani zamanla, belki ekonomik ilişkilerin gelişmesi, diğer ilişkilerin gelişmesiyle biraz daha tansiyonu düşüren bir konu haline gelebilir diye mi düşünüyorsunuz? Ya ben şunu söylüyorum yani S-400'ü niye daha çok öne çıkartıyor Amerika müstefleri? Kendi içindeki bütün işte senatosunu, kongresini vesairesini burada yani şimdi Biden tek başta bir aktör. Tamam Amerikan Başkanı'nın yetkileri falan düşünüp oraları da çok ikna edebilecek. Yani kendisi bir kere ikna olmalı ki ikna edecek pozisyona gelebilsin. O işte zor ama bütün mesele bu Suriye'nin kuzeyinde oluşturmak istedikleri yap. Bu işte çok kararlattı bir de teolojik bir bulamaçla da. Ana sorun orası diyorsunuz. Evet yani burada tabii İsrail de bunu çok istiyor. Bölgenin jeopolitiğinde tasarladıkları bir uzun soluklu proje bunu onlar için zorunlu kılıyor. Dolayısıyla buradan çok kolay bir çözüme gitmek ben onu zor görüyorum. Peki. Esas itibariyle. Hocam grup toplantısı var ya o yüzden şu konuyu da sorayım. Ali Aydar Fırat da gündeme getirdi. 2 dakikada bana yanıt verirseniz çok sevinirim. Sonra devam edeceğiz. Bir kısa araya gitmem lazım. 1915 olayları hamdolsun o konu hiç gündeme gelmedi sözü. Çok tartışıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Yorumunuzu merak ederiz. Valla ben de tabii gündeme ne varsa her şey konuşulmasından yanaydım. Bunun da gündeme gelmemiş olmasını şöyle ifade ettiğini düşünüyorum. Yani bunu tekrar yüzümüze karşı söyleme cesareti göstermek gibi bir yorumlama. Ama ben gitmeden önce bunu gündeme getireceğiz, konuşacağız dediği için elbette ben de getirilmesin doğru olacağını düşünüyorum. Acaba ironi miydi yoksa... Ben ironi gibi düşündüm onu. Yani başka olabilir ki yani şunu mu söyleyeceğiz? Cumhurbaşkanı Erdoğan hakikaten Ermeni soykırım meselesini hiç ciddiye almıyor. Dolayısıyla bu konuda Amerika'nın bunu açıklamış olmasından da bırakınız üzüntü duymayı.
hiç umursamaz bir tavır içerisindeydi falan. Öyle olsa gitmeden önce kendini bağlamazdı bu konuda. Evet. Şimdi bunu geçmeden başka konulara geçmek mümkün değil. Yani bunu geçmeden olmaz dediği için hatta hani böyle bir başlangıç, böyle bir ifadeyle Allah, mi başlar görüşme diye de konuştum. Mesela ben bu meseleye öyle bakmıyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı tamam bunu çok önemsedi, öne çıkardı ama ben de önemsemediğimi söylemek istemiyorum. O anlamda bakmıyorum. Bakın çok önemli bir şey Türkiye hasımlarla mücadele edilen bir kapsamın kanunu içerisine yerleştirildi. FETÖ meselesindeki... Ne bekliyorsunuz ki mi diyorsunuz? Yani darbenin arkasındaki bir aktörden söz ediyoruz. Yani tırlarla silahların yığıldığı bir terör örgütünü Türkiye'ye biz içinde olduğumuz için bunları böyle açıklıyoruz, yaşadıkça alışıyoruz galiba. Yani düşünün size dost, müttefik ne bileyim işte adına ne derseniz bir aktör, bir terör örgütünü azdırdıkça azdırıyor, Türkiye'nin karşısına dikiyor ve biz bu konuda ne yapacağız, nasıl bir mücadele vereceğiz bunu konuşuyoruz. Ve bu zat-ı muhteremlerle, canım Ermeni soykırım kirli yalanını o kirli ağızlarla ortaya koymuş olmaları bu gerçeği ortaya koymuyor ki. Ha bu neydi? Karabağ'daki aslında yine hukuksuzluğun, kendilerinin çözmesi gereken şeyi çözmeyip, kabullenerek oradaki insanlara yapılan zulmün evet, sürekleştirilmiş 30 yıllık yarayı Türkiye'nin de desteğiyle, Azerbaycan'ın zaferiyle o özgürleştirilmesinin bir şeydi, bir faturasıydı. Bunu işte Ermenistan'a sunmak üzere sunulmuş bir şeydi. Hocam, bence en güzel cevapları Türkiye sahada vermek zorundadır. Bugün o kararlılığını sürdürüyor ve onun devam etmesi gerekir. İşte şimdi Şuşa'ya geçiyorlar. Evet, orada tekrar evet en güzel cevabı oradan verecekler diye düşünüyorum. Ben. Çok teşekkür ederim. Kısa bir ara Ali Aydar Fırat az tuttum sizi biliyorum farkındayım ama iadesini yapacağım. Kısa bir ara devam edeceğiz. NATO zirvesi buradan yansıyanlar gündemdeydi. Hem de muhalefete dönük özellikle seçim çağrısına dönük açıklamaları ve eleştirileri de gündeme geldi Sayın Bahçeli'nin. PKK seçim istiyor, FETÖ yarın seçim olsun diye bekliyor dedi. Seçim, erken seçim olmayacağını nasıl daha söyleyelim ifadesini kullandı. Türkiye'nin terörle mücadelede tek bırakılması yanlıştır dedi. Amerika ile S-400 sorununa ilişkinde ihtiyaç duyduğumuz silahları siz verdiniz mi diye sordu. 15 Temmuz'da NATO neredeydi diye sorusuna ekledi. NATO Türkiye'nin hangi güvenlik ihtiyacına yanıt vermiştir dedi. Amerika'nın hangi örgütle ittifakta olduğunu tarih anlatacak derken Biden Türkiye'yi hangi kategoride değerlendiriyor bu da belirsizliğini koruyor dedi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Biz NATO'da kalmıştık. Orayı o bölümü tamamlayalım. Ali Aydar Fırat sizle tamamlayalım. Doktor Ali Aydar Fırat ve Profesör Yaşar Acı Salihoğlu ile birlikteyiz. Bu arada çok teşekkür ederim. Grup toplantılarına denk geldiğimiz zaman bu sabrınız ve desteğiniz için sağ olun. Teşekkürler. Kanalım ve kendim adına sağ olunuz. Şimdi Yaşar Acı Salihoğlu, Yaşar Hoca dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan işte hamdolsun bu konu gündeme gelmedi demişti 1915 olaylarına ilişkin. Siz de o konuyu öne çıkardığınız için zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı, Bakü'ye ziyareti, Şuşa'yı ziyaret edecek olması bu iki günlük temasları çerçevesinde. Zaten Karabağ'da Ermenilere karşı verilen zafer bir yanıttır, büyük bir yanıttır dedi. Bu görüşünü aktardı. Sizin bu konuştuğumuz başlıklarla ilgili söyleyecekleriniz varsa alayım. Oradan devam edelim Ali Aydar Fırat. Buyurun. Sıklıkla bu ifade ediliyor doğru. Bu arada evet, Sayın Bahçeli'yi de dinledik. O yorumları da katarak değerlendirme yapabilirsiniz. Evet yani sahada cevap verdiğimiz ifade ediliyor doğrudur. Ama mesele o cevapların nasıl ve ne şekilde kalıcı olacağıdır. Yani Suriye meselesi önemli bir mesele. Doğu Akdeniz meselesi önemli bir mesele. Şimdi burada bence şöyle bir sorun var. Türkiye'nin Amerika ile ilişkilerinde ya da başka ülkelerle ilişkilerinde kendi pozisyonunu güçsüzleştiren bütün bu AK Parti süreci için söylüyorum. Bir takım adımlar atıldı. Buna işte komşularla ilişkilerde tutun da ittifak silsilesi içerisindeki ilişkiler. Bunu da şu hem içeride hem dışarıda statükoya karşı mücadele ediyoruz denildi. Hani pozitif bakılabilir, statüko ile mücadele etmek iyi bir şey gibi görülebilir. Daha demokratik, daha özgürlükçü bir şey görebilir ama örneğin Doğu Akdeniz'deki statükonun parçalanması Türkiye'nin aleyhine işlemiştir. Yani Mısır'ın
ve bütün Arap coğrafyasının Türkiye'ye karşı olması ya da işte Amerika ve İsrail'in daha önce Türkiye tezlerini savunurken bu tezlere karşı çıkması, bu anlamda bu ilişkilerin aslında iyi götürülmediğini gösteriyor. Şimdi NATO'ya ilişkin derin bir çelişki var. Yani hem iktidar ortakları arasında hem Türkiye'de genel olarak toplumda. Şimdi bir taraftan evet şunu biliyoruz. Türkiye'de bir darbe dinamini işlemesinde NATO'nun çok belirleyici bir rolü var. NATO üzerine düşen sorumlulukları Türkiye için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemiştir. Bunda da haklı. Hem bu darbe girişiminde hem Suriye meselesinde hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Sayın Bahçeli'nin söylediği evet bu konuda evet doğru NATO üzerine düşeni yapmamıştır. Ama bir taraftan da şunu söylüyoruz. Diyoruz ki işte Türkiye müttefiki olarak üzerine düşen her türlü sorumluluğu yapmaktadır. Şimdi uzlaşma başlangıçta söylediğim uzlaşması çelişki dediğim de bu. Şimdi bu çelişkileri biz nasıl çözeceğiz? Yani bir taraftan evet bütün bu darbelere, darbe dinamiklerine karşıyız ama bir taraftan FETÖ Amerika'da ve biz bunu doğru dürüst isteyemiyoruz ya da bunu bir biçimde istiyoruz ama Amerika bunu vermiyor. Sonuç alamıyor. Bu müttefiklik ilişkisini nasıl bu soru nasıl çözeceğiz? Ya da benzer bir mesele terör meselesi. Şimdi burada da Türkiye'nin çok ciddi bir açmazı var. Şunu söyleyebiliriz. Evet, Türkiye'nin terörle mücadelesi meşrudur. Buna hiç kimse bir şey söylemiyor. Ay Aydar Fırat, sabrınızı sınıyorum ama Haziran ortasında bu dünyanın bize doğanın yanıtı aslında. Biz bütün bunu konuları konuşuyoruz. Haziran'ın ortasında bu İstanbul'dan görüntü. Biliyorsunuz dün itibariyle İzmir, Bolu, Tekirdağ, Kırklareli'den yansıyan baskın, sel baskını, sağanak, dolu haberleri vardı. Şimdi İstanbul'da Bayrampaşa'dan gelen görüntüleri görüyorsunuz. İstanbul'un bazı kesimlerinde etkili oluyor yağış. Sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Zeytinburnu, Esenyurt, Şişli, Fatih, Kağıthane ve Beykoz başta olmak üzere birçok ilçede aniden etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Bazı noktalarda su birikintileri oluşurken araçlar da ilerlemekte gördüğünüz gibi güçlük çekiyor. Yağmura hazırlıksız yakalandık. Otobüs durakları ve kapalı alanlara geçerek vatandaşlar kendini korumaya çalıştı. Tamam, yağmur uyarısı vardı. Biliyorduk ama böylesine bir sağanak ve hava koşuluyla karşılaşacağımızı çok da beklemiyorduk sanırım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre bugün öğle saatlerinden itibaren başta Avrupa yakası olmak üzere İstanbul ve Trakya, yani Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanağın yarın sabah saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli geçeceği tahmin ediliyor. Bugün ve yarın öğle saatlerine kadar dikkatli olmakta fayda var. Görüntülerde alt geçitleri de görüyorsunuz. Bazı araçların nasıl suya gömüldüğünü de görüyorsunuz. Sağanak İstanbul'da etkili oldu. Birçok bölgeyi etkisi altına aldı. Zeytinburnu, Esenyurt, Şişli, Fatih, Kağıthane, Beykoz başta olmak üzere. Bu görüntüler Bayrampaşa'dan ve İstanbul'un çeşitli noktalarından. Gördüğünüz gibi geçitlerin altında araçlar suya gömülmüş halde. Vatandaşlar da kendini duraklara ve sığınabilecekleri alanlara, tek şemsiyenin altına sığındırmış durumda. Haziran ortasında, 15 Haziran itibariyle durumumuz bu. Doğanın insana yanıtı işte. Ya kuraklık ya da sağanak dolu fırtınayla uğraşıyoruz. Bunu da aktarmak istedim. Devam edin lütfen. Tekrar kusura bakmayın. Evet. Ya NATO'nun bir savunma örgütü olduğu söylenir ama NATO'da son toplantısında çevre konusunda bir takım önlemlerin alınması gerektiğini, hem pandemi hem çevre konusunda bir takım önlemlerin alınması gerektiğini. Aslında genel olarak şu söylenebilir, bütün bu dünya düzenine ilişkin olarak bir istikrarsızlık içerisindeyiz. Hem devletler ilişkisinde, hem devletler yönetiminde, hem çevresel olarak ciddi bir istikrarsızlık içerisindeyiz. 5 dakika önce sıcak ve güneşli bir havanın kapanması ve arkasından bir sel hareketine tanık etmek çok normal ve olağan bir şey değildir aslında. Değil, genel olarak şu söylenebilir, hani depreme dayanıklı ya da depreme karşı kentler inşa etmek ya da konutlar inşa etmek, aslında artık bunu çevre ile ilgili de yapmak lazım. Çevreye duyarlı ya da hani çevreye zarar vermeyecek, doğaya zarar vermeyecek, en azından suyun kendi akıp gidebileceği yolları kapatmamak. Ki en son bu müsilaj meselesinde, deniz salyası meselesinde de gördük. Dolayısıyla insanın doğaya karşı tahribatı öyle ya da böyle bir biçimiyle Freud'cu bir yaklaşıma söylerse bastırılarının geri dönüşü
Yani çevre, pandemi, doğa olayları, afetler, geri dönüşünü. Hepsi bu gündemin değişmesi gerektiğine de işaret aslında. Bütün yurttaşlarımıza geçmiş olsun diyeyim. Şunu söyleyeyim özet olarak. Yani bu içinde bulunduğumuz süreç yeni bir süreç. Yani bunu bir kere kavramak gerekiyor. Şunu kastediyorum. Şimdi Wallace'dan şöyle bir tespiti vardı. İşte Sovyetler varken Amerikan işi çok rahattı diyordu. Çünkü niye? Sovyetler başka ülkelerde devrim olmasını engelliyor. Yani istikrarsızlığı engelliyor. Dolayısıyla aslında Sovyetlerin dağılması bir biçimde aslında Amerikan paradigmasını ciddi anlamda etkiledi ya da onu ters yüz etti. Şimdi Amerika yeni bir konsept arayışında gördüğümüz üzere, yani bir Amerika'ya Rusya ve Çin üzerinden yeni bir tür ötekileştirme, yeni bir tür düşmanlaştırma çabası görüyoruz ve burada bir yedekleme, ülkeleri ya da toplumları yedekleme çabasını görüyoruz. Buna Türkiye'de dahil, buna işte terör örgütleri dahil ya da buna işte Kürtler, ki bence Türkiye, bir parantez açarak söyleyeyim, Türkiye'nin bölgesel bir Kürt siyaseti yok ve bu ciddi bir sorundur, ciddi bir eksikliktir. Yani bu Kuzey Irak'ta biz bunu yaşadık. İşte karşı çıktık vesaire falan. Şu anda öyle ya da böyle Barzani'yle iyi ilişkiler var. Orada da bir iç parantez açayım. Biden, hatırlarsanız, Barzani'ye şunu söylemişti. İkimizin de ömrü bağımsız bir Kürdistan'ı görmeye yetecektir. Şimdi bu uzlaşmaz çelişkiler içerisinde Türkiye'nin gerçekten Orta Doğu'da Kürtlerle ilişkin yeni bir siyaset inşa etmesi gerekiyor. Bence bu temel bir meseledir. Bu elbette ki teröre karşı tavizsiz bir tavır zorunludur. Bunda hiçbir problem yok. Ama bütün Kürt toplumunu ya da Kürt halkını terör parantezine almak bizim açımızdan da sağlıklı bir şey değildir. Türkiye toplumu açısından söylüyorum. Anladım. O yüzden kendi bölgemizde kendi ilişkilerimizi sağlamlaştırmak zorundayız. Halklarla, toplumlarla, ülkelerle ilişkilerimizi iyi kurmak zorundayız. İçeride daha fazla birlik görüntüsü ve birlik görüntüsünün verilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz. Bu kadar fazla aynı gerginlik dış politikaya da yansıyor. Yani bu işte bu hem içeride hem dışarıdaki bütün bu çelişkiler bizi zayıflatıyor. Bir diğer mesele, son olarak hani Yaşar Hoca'ya zaman bırakmak için söylüyorum. Bu Afganistan meselesi, hem Sayın Hikmet Çetin'in açıklaması, ki Hikmet Çetin önce biliyorsunuz Afganistan'da temsilcilik yapmıştı. Şunu söylüyor, Türkiye olmalı diyor. Önemli bir şey. Çünkü evet, Afganistan halkı kendisini bize yakın olarak hissediyor. Doğru. Hı hı. Tarihsel bağlarımız var. Ama şimdi Biden'ın dünkü konuşmasında şunu ifade etti. Dedi ki askerlerimiz nihayet evine geri dönüyor. Şimdi onlar evine geri dönerken bizim askerlerimizin, bizim çocuklarımızın, kardeşlerimizin oraya gitmesi ya da hangi konsepte gideceği önemli bir meseledir. Yani çünkü biliyoruz ki orada çok ciddi sorun var. Yani Taliban 2001'de 2003'te çok daha büyük bir alanı kapsıyor ve büyük bir alanı yönetiyor. Burada karşı karşıya gelme riskimiz var ve dolayısıyla bu ciddi bir risktir. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir ifadesi, bir sosyal medya paylaşımı oldu. Sayın Kılıçdaroğlu da şunu söylüyor. Amerikan askerleri oradan çekiliyor, yerine biz mi gireceğiz? Şimdi biz girdiğimiz andan itibaren orada bizim pozisyonumuz ya da bizim konumumuz ne olacak? Bunu biz mi belirleyeceğiz? Bunu NATO mu belirleyecek? Bunu Amerika mı belirleyecek? Dolayısıyla buradaki ilişki de girift bir ilişkidir. Çünkü artık sosyal bilimlerde de çok üzerine yazıldığı, çizildiği için söylüyoruz. Bu peşaverleşme süreci diyoruz. İşte Pakistan, Afganistan arasındaki terör bölgesi, terör üretim merkezi ve onun oradan yayılan ciddi bir, yani hem silahlı hem ideolojik bir terör şeyi var. O da riskli görülüyor. Bununla Türkiye'yi karşı karşıya getirmek de çok ciddi bir mesele. Hı. O yüzden zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu zorlu süreçte daha fazla dayanışma ve içeride ciddi bir birlik gerekiyor diye düşünüyorum. Peki, anladım. Yaşar Hocam, son sözü size vereyim. Afganistan'da çok tartışılan bir konu. Sanırım orada da bir mutabakat var. En somut sonuçlardan biri. Hikmet Çetin'in açıklamalarını hatırlattı Ali Aydar Fırat. Afganistan'da görev, TSK'nın Afganistan'da görev yapmasından yanayım. Ancak Taliban Kabil dışında yani Kabil'i hariç tutarsanız araziye büyük ölçüde hakim. Dolayısıyla mutlaka yani Taliban'la görüşüldü mü, bu konular gündeme geldi mi, destek ne kadar olacak, nasıl olacak, bütün bunların biraz daha netleştirilmesi gerekir dedi. Ama bu konuda ciddi itirazlar ve eleştiriler de söz konusu. Siz nasıl anlatırsınız bu mutabakatı, Afganistan'da Türk askerinin olmasını kamuoyuna? Şimdi bakın, mutabakat kavramı geçti ama detaylarını bilmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı birkaç şeyi de söyledi. Ben anlaşılmış, altına imza atılmış bir mutabakatın olduğunu düşünmüyorum. Macaristan ve Pakistan'ı da yanımıza almak istiyoruz dedi. Dedi. Taliban'ı andı. Taliban'ın da mutlaka bu konuda destek dedi. Tavrı, durumu tabii yani. Hı hı.
O açıdan bütün bunların bir netleşmesini istiyoruz. Asla ben savunabileceğim bir şey değildir. Amerika'nın oraya gidiş nedeninin ne olduğu bellidir. Ayrıldıktan sonra o nedeni korumak üzere Mehmetçiğin bu görevi üstlenmesini kabul edemem. Böyle bir şey değil bu. Türkiye NATO kapsamı içerisinde, üstelik NATO'nun görev alanı dışında bir bölgeydi. Ve Türkiye orada olduğu süre boyunca da Afgan halkıyla, yani iktidarın, yani Kabil ve Kabil dışındaki otoriteleri, ve Taliban da dahil, oradaki varlığı, pozisyonu her zaman o şeyini korumuştur. Yani o tarihten gelen geleneğiyle, dostluğuyla onu korumuştur. Hatta biz biliyoruz ki o dönem içerisinde Türk askerinin taşıdığı o Türk bayrağını bazı yabancı askerler de kullanmak istediğini, saldırılara saldırı olmasın diye. Olmasın diye. Dolayısıyla Türkiye sevgisi en yüksek halk denir Afgan doğru, halkı kesinlikle. Için. Doğru, kesinlikle. Bu çok tarihten gelen Mustafa Kemal Atatürk'ün Sadabat Pakti'ni unutmamak gerekir. O günden bugüne yani o bir oradan kaynaklanan zaten. Esas itibariyle. Dolayısıyla bu misyonumuzun, bu bağın diri canlı tutulması için Türkiye'nin Afganistan'ın ihtiyaç duyduğu, onun talep ettiği, bunun içerisinde işte dediğim gibi oradaki bütün yani Taliban meselesi de önemli, bunu da katarak söylüyorum, bir katkı sağlamasından kaçınmaması gerekir. Ama bunu bir başkalarının çıkar hanesine taşıyacak, onların çıkarlarını koruyup kollayacak anlayışını kabul etmemiz mümkün değil. Bekleyelim, görelim, ondan sonra o çerçeveye göre değerlendirmemizi daha net yaparız. Ben zannediyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın da o çizdiği konuşma içerisindeki sınırlı vurgularında da Pakistan'ın da dahil edilmesi, Taliban'ın anılması, işte yani NATO içinden bir destekse işte Macaristan, son dönem itibariyle Türkiye'nin birçok tezlerine destek olmuş bir Macaristan var. O açıdan onu o şekilde formüle ettiğini, yani Türkiye merkezli, Türkiye bakışlı ve Afganistan halkıyla hemhal olacak, onların ihtiyaç duyduğu ve her şeyden önemlisi talep etmeleri. Önemli. Bir zorlayıcı şey olamaz hiç kuşkusuz. Talep etmeleri halinde Türkiye'nin bu misyonu üstlenebileceğinin altı çizilmiş oldu. Bekleyelim, onu da bir görelim. Anladım. Şimdi tabii bu NATO meselesi içinde... Ya benim oradaki görüşmelerden çıkacak mutabakatın detaylarını görmemiz lazım ki öyle tabii, tartışalım tabii. Diyorsunuz. Peki. Zaten yani bu tür yani bu buluşmalar da bir ön işte süreç başlıyor. Bakalım bundan Anladım. Sonra heyetler görüşecek Peki. falan deniyor. Onları da göreceğiz. Yani bu işler nasıl çözüleceğinin tek şeyi şudur. Türkiye haklı olduğu yerlerde sahadaki kararlılığını, o konudaki direncini ve iradesini korumasıdır. Yani bunlar tercih edilebilecek ve o da olur bu da olur diyebileceğiniz konular da değildir. Üstelik yani bu işte teröre karşı verdiğiniz mücadele, Suriye'nin üzerinden oynanan o kirli oyun. Siz onu S-400'den daha büyük mesele olarak görüyorsunuz. S-400 çözülür ama yani, burada daha önemli ciddi bir tabii sorun var. Tabii yani onun en somut örneği de Hindistan'la olan ilişkisinde olduğu Anladım. Gibi Yunanistan'ın S-400 meselesi gibi falan yani. Sizin manşetlerinizden biri bugün oydu. Rusya ve Çin'i hedef almak çok kolay değil. S-400 meselesinden daha önemlidir PKK-YPG'ye destek. O nasıl da çözülür ama Tabii. bu konu acil çözülmeli. Acil. Evet, o çok çok önemli. Önemli diyorsun. Bu konuda bir Afganistan için de aceleye gerek yok. Türk askeri hangi şartlarda görelim, doğru tabii, olacak görmek lazım. Şartlarda olacak. Onu biliyorum. Zaten Türk askeri orada şu anda. Yani varlığını sürdürmesi, orada Afgan halkının esas böyle bütünlüklü olarak ihtiyaç duyduğu bir misyona cevap vermesi başka bir şey. Ama canım Amerika çekiliyor. Amerika oraya işte Irak benzeri bir işgal sürecinde kendine malzeme ettiği 11 Eylül saldırıları sonrası kullandığı bir gerekçe alanıydı. Onun çıkarlarını korumak üzere varlığını sürdürmesi başka bir şey. Onların mutlaka ayırt edildikten sonra katkımızı da eleştirimizi de yaparız. Peki. Şunu da söylemek isterim. Buyurun. Evet NATO'nun, ben bunu bugünkü yazıma da başlık ettim. Yani NATO'nun iç cephesinin zorluğu bu. O açıdan hani NATO'nun bakın kurucu anlaşmasının maddeleri de değişmemiştir. Yani sonuçta savunma örgütüdür, coğrafi sınırlılığı vardır. Ve Avrupa Birliği'nin ihtiyaç duyduğu bir tabii, savunma tabii. desteğidir evet, o. Yani o çok açık. Yani tabii Türkiye'den beklentisi şu Amerika'nın aynı yani şimdi Biden'la gelinen süreçte tamam bir kurumsallığı öne çıkartıyor, NATO vurgusu yapıyor, Trump'tan sonraki süreçte bunu hızlandırma gayreti içinde ama o yine soğuk savaş refleksleriyle aslında
mevcut sistemdeki hegemonik yapısının sistemi domine etme yeteneğindeki aşınmayı durdurmaya çalışıyor. Bunu aynen yaparken de yine NATO'yu önemsiyor, Avrupa Müttefiklerini önemsiyor. Çin'le Rusya ile olan ilişkilerinin biraz hırpalanmasını istiyor. Çok öyle demiyor bu ilişkileri. Bunu yaparken de Türkiye de diyor ki ya soğuk savaş döneminde de sen burada bir kanat ülkeydin, bir karakol işlevi görüyordun NATO'nun, bir ileri karakol niteliğindeydin. Düşman Sovyetlerdi, Varşova'ydı falan. Şimdi çok böyle aynısı olmasa bile onlar dağıldı ama ya Rusya ile de çok böyle işli dışlı olma. Sen bu işlevi yerine getir. Ama sen şimdi dışına çıkıyorsun. İşte silah pazarı olmaktan çıktın falan. Doğu Akdeniz'de bir filo edindin. Şimdi yani nedir peki? Benim dediğim çerçevede kalmıyorsun. Bu beni rahatsız ediyor. Beni rahatsız ediyor. Yani çünkü yeni bir jeopolitik yapılanma oluşturmak istiyorlar. Bu ona uymuyor. Uymuyor. O açıdan bu noktada esas olan şey bu terör parantezi dendi. Yani Türkiye hiçbir şekilde sadece kimliğinden dolayı Kürtler bu ülkenin Alparslan ve Selahattin Eyyubi'nin bugün yaşayan torunlarıdır. Birlikte vatan kıldılar bu toprakları. Birlikte Çanakkale ruhunu yaşadılar. Evet. Birlikte Kuvayi Milliye'nin içinde yer aldı. Bu açıdan terör parantezine hiç kimsenin sadece Kürt kimliğinden dolayı almaya hakkı olamaz. Anladım. Sadece o terör parantezinin içerisine girenlerin açıklanması, deşifre olması, maskelerinin düşmesi gerekir ki bu kirli, kötü oyun def edilsin. Çünkü bu Anadolu topraklarının ben asla kir pas tutacağına inanmıyorum. Her zaman. Her konu parantez alınabilir ama bu alınamaz diyorsunuz. Bu alınamaz. Çok yani bir ev öbür eve düşman olsun diye uğraşıldı. Bunu başaramadılar. Yine başaramayacaklar. Geleceğimize biz hepimiz birlikte sahip çıkacağız. Peki. Çok teşekkür ediyorum desteğiniz için. Tekrar sağ olun. Doktor Ali Aydar Fırat, Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu. Sağolunuz. Kısa bir ara. Tamamlıyoruz bugünü. Para gündem cephesinde sözü Hülya Köne'ye bırakacağız. Tüm gelişmeler Habertürk ekranlarında olacak. Yarın sabah görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.